İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Seçime sadece 44 gün kaldı. Herhalde doğru okuyabiliyorsunuz. 44. 44. 44 gün sonra sandığa gideceğiz ve sandıkta oyumuzu kullanacağız. Tabii ki milli irade çok çok önemli. Tabii ki o 14 Mayıs günü çok çok önemli. Ama iki sandık. iki sandık var önümüzde. Bir sandık yok arkadaşlar. İki sandık var. Birinci sandığa geleceğiz oy pusulasını alacağız. Cumhurbaşkanlığı için oyumuzu kullanacağız. Çıkacağız o örtülü yerden. Ardından tekrar masaya gideceğiz. Tatbiki olarak anlatıyorum size. Bir oy pusulası daha verecekler. Bu sefer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisteki vekilleri seçmek için oy kullanacağız. Ondan sonra imzamızı atacağız. Hadi arkadaşlar diyeceğiz. Var olun gidiyoruz. Evimize bekleyeceğiz akşam saat 7'ye kadar. Daha sonra sandıklar açıldıktan sonra da tabii ki sizi Sözcü TV'ye bekliyoruz. Ve Sözcü TV'de o günün heyecanını bizlerle birlikte yaşayacaksınız. Ve gerçekten arkadaşlar bugün e, Özgür, işte Alişer, e, herkes yönetmenler, herkes toplantıdaydı. Yani bu haftada iki kere falan toplantı yapılıyor. Nasıl yayın yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Ha sen giriyor musun derseniz benim işim öyle olmaz. Ben ekrana çıkarım, sunarım. Gel oğlum derim İzmir, gel kızım derim Antalya, gel orası, gel burası. Ha gecenin sonunda morarır mıyım, morarmaz mıyım onu bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Tabii burada espri yapıyoruz, işimizi yapıyoruz. Burada e, kimseye de bir medet ummuyoruz, kimseye de, de, kimseye de yanaşmıyoruz. Öyle hani e, birilerine laf çalıyorum burada işte Twitter'a koyuyorlar da işte yine morardın, şöyle oldun, böyle oldun. O yorgunluk, o işin yorgunluğu. Çünkü bizim işimiz haber sunmak. Çünkü bizim işimiz Türkiye'nin gerçek haberlerini sunmak. Tarafsız haber ama bunu yaparken bir de... Özgür yorumda bulunmak. İşte bu özgür yorum bazılarını rahatsız ediyor. Daha gelirdi de dur destur yani. iki hafta olmadı bir arkadaş hemen manşetlere taşımışlar. E gördüm bugün yine de ama ayıp yani. Bir bekle bak senin için de belki sizin için de belki güzel bir şeyler söyleyeceğiz. Beklersen görürsün. En azından bir süre tanı bana ki e, eski Fatih mi yeni Fatih mi anlayasın. Ama ben sana söyleyeyim. Ben kaldığım yerden aynen devam ediyorum. Manşetlere koymaya devam edebilirsiniz. Peki e, nedir diyeceksiniz tabela? Cevap istiyorum. Bugünkü tabelamız cevap istiyorum. Yanıtlayabilirsiniz. E, sorunlarınızı, dertlerinizi cevap istiyorum adı altında. Gerek Twitter'da gerek YouTube ortamında bizi izleyerek e, yanıtlayabilirsiniz. Youtube'da da çok izleniyoruz. Kanallarda da artık yerimize alışılmaya başlandı. Orada da çok izleniyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Mahcup olma, olmazsınız diyelim. Haberler çok dolu. İşte bakıyorum Güdaapar Bakanlık istedi mi? E, seçmen listeleri var. Babacan'ın sözleri var. Eşber Atilla Memleket Partisi'nden istifa etti. EYT var. Sahte peynir var. Her şey var. Hatta saat 8'den sonra Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ben bu tarafa kaçacağım. Kendisi buraya gelecek. Konuğum olacak. Onunla canlı olarak olarak söyleşeceğiz. Vatandaş soruyor bölümü. Bizim bölümün ismi vatandaş soruyor. Net bu kadar. Ve geldik ilk haberle başlıyoruz. Peki diyeceksiniz ki ilk haberini aslında bugün Türkiye'yi kilitleyen bir haberden bahsediyoruz. Sabah YouTube yayınına başladığında saat 11 civarlarında son dakika olarak girmiştik. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ki E5 üzerinde orası bildiğim kadarıyla e, İl başkanlığına e, Mert Erdi. Bravo. Mert erde e, silahlı saldırıda bulundu. Daha doğrusu birisi ateş etti ve ardından da kurşunlar binanın içine girdi. Peki daha sonra ne oldu diyeceksiniz? Meral Hanım'a gözler çevrildi. Meral Hanım ne diyecekti Remzi? Onu da verelim biz. Evet, orada da Meral Hanım kameraların önüne geldi ve ordu biraz bekledi. 3-5 saniye işte 3-5 dakika ondan sonra cümleleri kurmaya başladı. Recep Bey'in tehdidi üzerine burası kurşunlandı iddiasında bulundu. Zeytinburnu'nda bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'na sabah 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Binanın hem birinci hem de üçüncü katına kurşun isabet etti. Olay yeri incelemesi dışarıda da devam edecek. Hemen E5 kısmında silahlı saldırının meydana geldiği üzerine duruyorlar. Bir kurşun isabet etti. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına kafeterya bölümüne ve isabet eden kurşun da içeride bekleme salonu kısmındaki bir koltuğa saplandı. Olay yeri inceleme ekipleri de hem o kurşunu hem de güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Aynı zamanda dışarıda da saldırı hangi yönden yapıldığına dair incelemeler devam edecek. Ekiplerin detaylı incelemelerinin ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na giden Meral Akşener bina önünde açıklamalarda bulundu. Seçime bir buçuk ay kala bu olayın yaşanmasına dikkat çekerek Recep Tayyip Erdoğan'a hedef gösterdi. Konuşması esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akşener'in yanındaydı. Bugünler iyi günlerin. Daha neler göreceksin? Lince uğradım. Sen bu işleri yanlış yapıyorsun. Bayan dendi, evin basıldı. Velhasılı kelam bu defada beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Akşener Türkiye kabile devleti olamaz dedi. Sistemi de eleştirdi. Türkiye bir kabile devleti olamaz bu ucube sistem üzerinden yönetilemez ve siyasi partilerin seçime bir buçuk ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi ve Akşener'in açıklamalarını işaret ederek bu saldırının siyasi maksatla kullanılmaması gerektiğini paylaştı. Meral Akşener'in bugün programında olan Gazi Osman Paşa'daki Halit Kıvanç Stadı açılışına katılımını saldırı sonrasında iptal edeceği düşünüldü. Akşener parti binası önünde yaptığı açıklamalardan sonra programını iptal etmedi ve stat açılışına katıldı. Gün boyu bunlar yaşanırken akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden İYİ Parti il binasına saldırıyı yapan kişinin yakalandığını duyurdu. Soylu attığı mesajda şunları yazdı. Türk polisi yakalar. İyi Parti İl başkanlığına isabet eden saldırıyla ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz. Tabii e, hızlı bir şekilde yakalandı tabii polis bu şimdi ben şöyle düşünüyorum sabah saatlerinde oldu veya sabaha karşı oldu. Anladığım kadarıyla polis bütün videoları, mobese kameralarını bildiğim kadarıyla izlemedi. Ee, ve bundan bir saat, bir buçuk saat önce de yakalandığı haberi geldi. Anadolu Ajansı bir son dakika bilgisi geçti. Anadolu, ya inanırsınız, inanmazsınız. Rezerv koyarsınız, koymazsınız ama devletin ajansı neticede şöyle diyor. Yani parti devletin ajansı olarak adlandırayım ben orayı. Ee, Zeytinburnu'ndaki İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun İnşaat bekçis, bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi. Çok da uzun bir cümle. Bir başlıyor yani sonu nerede bitiyor belli değil. Ve e, böyle bir e, olay olduğunu söylüyor. İlk gelen bilgi Anadolu Ajansı'ndan bu. Yani ben rezervli yaklaşıyorum. Yani Erdoğan'ın. Akıl defteri bu. Ben bu akıl defterini şöyle bir açayım. Tutuyorum ben bu akıl defterlerini. Gülüyorsunuz belki ama ben bu akıl defterlerinden aklımda dalga geçme kitabını yazdım. 2012 yılında. Ben ondan tutuyorum bunları. Ya. Şimdi burada, şimdi burada 3 üçüncü kitapta gelecek. Ona ne diyeceğiz bakalım yani. Erdoğan'ın söyledi işte benim adım Erdoğan, benim adım Tayyip. Uğraştırma kendini diyor. E, bu çok önemli bir e, söylem. Daha, e, dün verdik bu haberi. İşte hemen bunun sonrasında akabinde zaten olması çok çok önemli. Ha burada e... Süleyman Soylu'nun açıklamaları var, inanırsınız, inanmazsınız. Veya Anadolu Ajansı'nın açıklamaları var, inanırsınız, inanmazsınız. Ama ben rezerv koyuyorum. Onu size söyleyeyim. Çünkü neden koyuyorum biliyor musunuz? Bu kadar kısa bir zamanda veya bu kadar sert söylemlerin sonrasında böyle bir olayın meydana gelmesi ister istemez benim kafamda soru işareti oluşturuyor. Ve bakın siyasiler, hiçbir siyasetçi veya parti ayrımı gözetmiyorum. Siz eğer gerilirseniz, akıl veriyorum size. Şu anda akıl veriyorum gerçekten çünkü aklımın kuvvetli olduğuna inanıyorum. Ukala bir insan değilimdir, kibirli bir insan hiçbir zaman olmadım ama artık böyle diyorum. Lütfen bu süreçlerde sizlerden ricamız germeyin ortalığı. Sizin söylemlerinizle bunu emir telakki edebilecek e, ülkede fanatikler var. O fanatikler her şeyi yapabilir her şeyi yapabilir. Siyasetçi yapabilir, ona yapabilir, buna yapabilir. Çünkü böyle artık psikolojisi bozuk bir ülkede yaşıyoruz. Çünkü siyasetten çok gerildik. Bu kaç gün kaldı sanda? Ee, okudum ben az önce. 44 gün. Şu 44 günü Allah aşkına sizlerden ricam kazasız belasız atlatalım. 14'ünde gidelim oyumuzu verelim ondan sonra kim gelecekse kim yönetecekse yönetsin ülkeyi. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum ben. Yani gerilmeyelim germeyin. Peki diyeceksiniz ki e, bu olayın sonrasında kim ne dedi? Mesela Erdoğan bir şey dedi mi? Soylu başka açıklama yaptı mı? Veya işte Millet İttifakı'nın önemli isimleri ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan veya işte bir başkası çıkıp bir şeyler söyledi mi? Yani kısaca kim ne dedi? Meral Akşeneri korkutacak adam anasından doğmadı. Cenabı Hakk'ın dışında bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Dolayısıyla korkmuyorum Recep Bey. Meral Hanım güçlü bir liderdir, asenadır. Böyle korkutamazsınız. Bu saldırı demokrasimize, hukuk düzenimize ve millet ittifakı olarak hepimize yapılmış bir saldırıdır. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunların hedefi oldu. İstanbul'un ortasında polis evine 500 metre mesafedeki binaya iki kurşun isabet etti. Siyasi partilerin seçime bir buçuk ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Demokrasiye saldırı olarak yorumlanan olaya siyasilerden adeta eleştiri yağdı. Altılı Masa'nın tüm liderlerinin tepkisi çok sertti. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum kurşunlanmıştır. Ülkemizin şiddetten arındırılması için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Öfke, şiddet ve nefret siyaseti kaybedecek. Umut, huzur ve güven hakim olacak. Biz sadece yolsuzluk ve hukuksuzlukla değil, sorumsuzlukla da mücadele ediyoruz. Üstü örtülü tehditlerle yaptığınız saldırılar sonrasında ortaya çıkan bu iklimden bizzat sorumlu olursunuz. Gelecek Partisi lideri Erdoğan saldırıyı bizzat kınamalı dedi. Gözlerin çevrildiği AKP'de ilk açıklama saldırıya uğrayan binayı ziyaret eden AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Bu ve benzeri saldırıları en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi. İyi Parti il binasına saldırı bir provokasyondur. Olayın nedeni belirlenmeden hüsumet yönetmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Saldırıyı kınayan iki isim Akşener'i siyasi fırsatçılık ve provokasyonla suçladı. Akşener'in bu saldırıdan sonra Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz. İYİ Parti binasının son ziyaretçisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileğini iletti, polise teşekkür etti. Kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silah kullanan, ateşi yapan kişi yakalandığı için polise, polisimize, polis teşkilatına da yürekten teşekkür ederim. Ziyaretçiler çok fazlaydı. Bugün bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun enteresan bir cümlesi vardı. O asenadır dedi. O asenadır, korkmaz dedi. Bu şekilde de destek verdi. Şimdi Anadolu Ajansı'nın tabii ki geçtiği habere itirazlar oluyor. yani Daha doğrusu itirazlar değil de vatandaş temkinli yaklaşıyor benim e, yaklaştığım gibi. Hırsız ve bekçi olayım hmm, demiş bir tanesi YouTube'da. Bu arada YouTube'da sıkıntı vardı. Bizde değil genel olarak ama şu anda düzeldi. Rekora doğru gidiyoruz zaten YouTube'da da. E, oyları çaldırmayın sahip çıkın demiş. Birazdan zaten o konuya da geleceğiz. Yani e, seçim günü, sandık, oy korunması, yurttaşın oyuna sahip çıkması. Bunların hepsini konuşacağız. E, yine gelen mesajlar içerisinde Bahattin Bey demiş ki, Bahattin <laughs> Bahattin deyince dünkü Bahattin ya ben, bak yemin <laughs> bu başka bir Bahattin ama yani Kepez Belediye Başkanı Bahattin Bey bizim yollarımız sizinle kesişiyor bir yerde ama bugün haberiniz yok merak etmeyin. <laughs> bugün haberiniz yok. Ama bakın, esprili yaklaşıyorum da bunun nedenini biliyor musunuz? Türkiye'deki çalışma hayatının veya atama hayatının veya torpilin nasıl işlediğini e, e, gösterdiği için, yol gösterdiği için Bahattin Bey'i biz Kepez ilçe Başkanı iktidar Partisi'nin ondan ekranlara taşıdık. Bugün rahat olun. Televizyonu rahat rahat izleyin, herhangi bir sıkıntı yok. Sizinle ilgili bir... E, yok. Ha pazartesi için söz veremeyiz ama. Evet, aynen. O arşivde duruyor bizim. <laughs> Seviyorum böyle haberleri sunmayı Ülkemizde kadim sorunlar Kıbrıs sorunu, Kürt sorunu, ekonomik sorunlar 21 yıldır niçin çözülemiyor Hatta katlanarak artıyor Cevap istiyorum demiş Sorarız birazdan Ahmet Davutoğlu gelecek Bu kadim sorunlar neden çözülemiyor diye Aslında doğru bir soru soruyor Bahattin Bey Şimdi geldik Liderler arasında Gerginlik var bu gerginlik her zaman var zaten. Ya yani ilerleyen günlerde çok daha fazla olacak. Çünkü seçim atmosferine giriyoruz. Safları sıklaştırmaları gerekiyor. Konsolide etmeleri gerekiyor. Konsolide dediğimiz seçmenlerini dengelemek gerekiyor. Burada en büyük sorumluluk tabii ki siyasi e, seçimlere girecek olan partilere ait. E, Defne'deki o temel atma töreniyle başlamıştı. Erdoğan'la Meral Akşener arasındaki tartışma bugün de devam ediyor ve Meral Akşener bir kez daha şu cümleyi kurdu korkmuyorum Recep Bey dedi. Recep Bey sana sesleniyorum. Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Dolayısıyla korkmuyorum Recep Bey. Böyle seslendi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korkmuyorum Recep Bey dedi. Erdoğan ve Akşener arasında başlayan tartışma daha da sertleşti. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Dikkat et. Beni kendinle de uğraştırma. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda İyi Parti lideri Meral Akşener'e dikkat et beni kendine uğraştırma demişti. Akşener'in Cumhurbaşkanı'na yanıtı ilk olarak deprem bölgesinden geldi. Akşener Erdoğan'a papatya çayı tavsiyesinde bulundu. Recep Bey niye bu kadar sinirlisin? Ben sana tavsiye edeyim. Eskiden tanıyan birisi olarak tavsiye edeyim. Papatya çayına devam. O söylemler daha da sertleşti. İYİ Parti, İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası Akşener kameralar karşısındaydı. Cumhurbaşkanına bir kez daha Recep Bey diye seslendi. Beni korkutamazsınız diye ekledi. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum. Kurşunlanmıştır. Recep Bey sana sesleniyorum. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Dolayısıyla korkmuyorum Recep Bey. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren tartışma Defne Devlet Hastanesi için yapılan ve muhalefetin o günden bu yana dilinden düşürmediği temel atma töreni sonrası başladı. Maşallah. Evet betonumuz geldi. Görüldüğü gibi deniz kumu değil ha. Temel atma töreninden sonra Akşener'in baş danışmanı Turan Çömez'in ulaştığı görüntüler çimento dökülen yerin sadece birkaç metrelik alan olduğunu ortaya koymuştu. Ben AKP'yi çok iyi tanıdığım için evet. Bu da bir bit yeni vardı. <laughs> Arkadaşlarıma ertesi gün gidin şuradan bir fotoğraf çekin dedim. Evet. Bana görüntüleri gönderin. Evet. Gelen fotoğraflar korkunç. 2 İki metre kare <laughs> yere bir beton dökmüşler. Üstüne birkaç demir çubuk koymuşlar. Boş araziye beton döküp hastane temeli atıyoruz diye Türkiye'ye yutturmaya çalıştılar. Bakıyorsunuz hanımefendi o da maşallah inşaat mühendisi olmuş. O da konuşuyor. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Dikkat et beni kendinle de uğraştırma. Akşener Partisi'nin il başkanlığı binasındaki kurşun deliklerinin hemen önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha seslendi. Papatya çayı tavsiyesinde bulunmuştu Akşener. Yanına bir de Melisa çayı ekle. Harika olur dedi. Sinirin çok bozulmuş. Bir buçuk ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Ama velaki bundan kaçış yok. Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle, harika olur. Ya onu daha önce söylese, şimdi bir saniye varken de ben bakamam ki. Dur melisa çayı dedi değil mi? Bir dakika bakayım bir dakika ben bakıyorum buradan. Melisa. Ta Re amar bir de rezene. Çayı. Ha doğru söylüyorsun. Ben habere gideyim o zaman. Bir bakacağım ona. Rezene çayı haberi var. Ona bir de şey eklendi söyleyiver bana. Ha. Ne, strese iyi geliyor, melise çayı tamam, melise çayı e, strese iyi geliyormuş. Birazdan da zaten rezene ile papatya çayının faydasını anlatacağız. Ama siyasetten uzak gerçekten faydasını anlatacağız. Şimdi bir mesaj var, cevap istiyorum diye. Anadolu Ajansı haberi geçti ya, vatandaş diyor, işte ben bu yüzden çok seviyorum sosyal medyayı böyle aktif kullanmayı. Diyor ki vatandaş, ya diyor Anadolu Ajansı bu haberi geçti, iyi de o bekçi sabahtan beri neden emniyete gitmemiş diyor. Yani böyle de bir açıklaması var. Evet, doğru yani ee, ne zaman gitti, nasıl gitti. Ya bir de. Yani gündüz saatlerinde ortaya çıktı hemen gitseydi keşke bu olayın olduğu zaman hırsızlıktan bahsediliyor. Emniyete veya oradaki en yakın karakola git tamam mı? En yakın karakola da de ki ya arkadaş ben hırsız kovalıyordum. Benim silahtan çıkan mermi bir cama denk geldi. Bak oradaki bina zarar gördü git ifadeni ver ki en azından bu saate kadar biz konuşmayalım bu olayı. Anladığım kadarıyla bu haberde bir çelişki var ama Anadolu Ajansı sehven diyebilir. Böyle diyebilme ihtimali var önümüzdeki saatler içerisinde. Şimdi ha, önemli bir e, e, görüşme. Dün biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, e, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti evinde ve ayrıldı oradan. İstanbul'a geldi. İstanbul'da bu kez de Güle gitti. Yani Abdullah Gül'e gitti. Ahmet Necdet Sezer'den sonraki Cumhurbaşkanı ve onu ziyaret etti. E, ardından hiçbir açıklama yapılmadı. Gül. Çok şükür ki, çok şükür ki bu sefer sahneye çıkmadı Abdullah Bey. Yani bana kızabilirsiniz, bana öfkelenebilirsiniz. Ya arkadaş benim hakkında da bu kadar konuşma diyebilirsiniz. Her seçimde seçimlerden önce adı bir şekilde gelirdi. İşte Abdullah Gül mü olsun, aday gösterilsin mi? Bir zemin arayış noktasında. Ben Abdullah Gül'ü siyasette çoğu zaman cesaretsiz bulanan bulanlardanım. Yani Erdoğan karşısında ezilmekten korktuğu için ezilmek derken seçim sonucundan diyorum veya direnemeyeceğini düşündüğü için kendini hep böyle arka planda tutmuş bir siyasetçi olarak görüyorum. Türkiye'nin önemli sorunları karşısında ağzını açmamış önemli bir siyasetçi olarak görüyorum ve o şekilde e, benim aklımda veya vicdanımda yer arıyor. Tabii ama siyasette tabii. Yani belki de e, siyasette belki bunu yol haritası olarak benimsedi. Veya ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra dedi konuşmama gerek yok. Hayır ama her zaman da siyasete sıcak bir insandı Abdullah Gül. Ve geldik bir başka önemli konu. <laughs> Hüdapar. Yani Hüdapar bu seçimlerin bence parlayan yıldızı oldu. Ve son aşağı yukarı 15-20 gündür Hüdapar ismini bilmeyen bile bildi. Yani bundan önceki seçimlerde sorsanız Hüdapar diye insanlar derdi ki arkadaş ya Hüdapar mı? Kimdir ya? Hangi partidir? Ve Hüdapar nasıl tanındı diyecek olursanız Cumhur İttifakı'na yani Erdoğan'ın, Desticinin ve Bahçeli'nin ve Fatih Erbakan'ın olduğu o ittifaka dışarıdan destek verecek. He, diğerleri seviyordur sevmiyordur bilmiyorum. Kanları ısınmıştır ısınmamıştır hiç bilmiyorum. Ama Z Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdapar'ın başındaki isim öyle bir cümle kurdu ki sanki AK Parti onlara bakanlık teklif etmiş gibi. Bir de siz dinleyin. Ama bu bayrağın ismini Türk bayrağı dediğinizde Kürt ki peki benim bayrağım derdi. Niye Türkiye bayrağı değil Türk bayrağı? Önce AKP ile pazarlık yok denildi. Gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar Sayın Bakanım da ifade ettiği gibi bu tür pazarlıklar olarak algılanmasın. Ardından AKP listesinden 3 vekil adayı iddiası gündeme taşındı. Biz Hüdapar olarak mecliste temsil edilmek istiyoruz. Ve bu mümkün olan en yüksek seviyede olsun istiyoruz. Şimdi ise bakanlık konuşuluyor. Hangi bakanlık bize verirse verilsin o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset üretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır. Cumhur İttifakı'na desteğini açıkça dile getiren Hüdapar'da seçim sonrası hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu hem ortak olmayı planladığı hükümete hem de muhalefete mesajlar verdi. Listelerin açıklanmasını bekleyin inşallah güçlü bir şekilde mecliste temsil edileceğiz. Allah nasip eder de biz birkaç temsilcimizi meclise göndersek ki inşallah bu seçimde göndereceğiz. Yapıcıoğlu emin konuştu. AKP'ye verdiği açık destek sonrasında hedef büyüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediğini aldı mı bilinmez ama konuyu milletvekilliliğin ötesine kabinede bakanlığa taşıdı. Biz bakanlık pazarlığı yapmadık ama Allah'ın izniyle hangi bakanlık bize verilirse verilsin o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset üretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır. Muhalefeti kendilerinin Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı oldukları iftirasını atmakla suçladı. Yakınıza yapışacağız dedi. Fakat şunu bilsinler bu yaptıkları onların yanına kar kalmayacak. Biz eleştiriyi açığız. Biz ee, bizi eleştirenlerin eleştirilerini can kuruyla dinleriz. Ama bize hakaret edenlerin yakasına yapışırız. Onlar mutlaka hukuk önünde hesap verecek. Her şey kayıt altında hiçbir şey kaybolmuyor. AKP listesinden Hüdapar'a kaç milletvekili kontenjanı ayrılacak? AKP yeniden hükümet olursa Hüdapar'a bakanlık verilecek mi? Verilirse hangi bakanlıklar gündemde? İşte bu sorular önümüzdeki günlerde daha da tartışılacağı benziyor. Yine gelen mesajlar var. Anadolu Ajansı'na inanmıyorum diye bir başka vatandaş da demiş ki e, inşaat bekçi silah mı taşıyor diye böyle de bir açıklama var. Yani Anadolu ajansının haberine böyle rezervli yaklaşan veya soru işaretiyle yaklaşan insanlar var. Çünkü geçmişte Anadolu Ajansı'nın yaşattıklarından dolayı e, bu konuda e, yalan bir haber paylaşabilir mi veya gerçek olmayan bir şey paylaşabilir mi? Bence paylaşmaması gerekiyor. Ama vatandaş pek inanmamış gibi görünüyor. Bekçi'nin işi bu Anadolu Ajansı dedi. Yayın ondan gitmiş diye bir mesaj var. Almanya'dan izliyorlar bizi. Onu da söyleyeyim. Youtube'da herhangi bir sıkıntı kalmamış. Onu da söyleyebilirim sizlere. Gidiyor geliyor. Evet gidiyor geliyor anladığım kadarıyla. Bekçi e, peki daha önce neden gitmemiş olay olduktan sonra karakola? İşte bak bunlar sorulacak sorular. Biz de buradan soruyoruz bu soruları. Şimdi bu, bunu merak ediyorsunuzdur. Arkadaki ne diye? Biliyorsunuz milletvekilliği seçimi de olacak dedim ya ben. iki sandık kurulacak. Biri cumhurbaşkanlığı, diğeri de milletvekili seçimi. Yani yaşadığınız bölgeden milletvekilleri meclise gidecekler. Hangi partiye ne kadar oy oldu, ne kadar daha doğrusu başvuru oldu diye soracak olursanız İktidar partisi AK Parti'ye 6025 kişi başvurmuş. CHP'ye 3500 kişi başvuruyor. MHP'ye 1894, İyi Parti'ye 3379 ve Yeşil Sol Parti adında girecek HDP'de 2783. Ancak şurada dikkat çekici bir nokta. 2018'de 7326 kişi başvurmuş AK Parti'ye. Şu anda o 6025'e düşmüş. Yani düşen bir. Şundan içerisinde bir şöyle bir bakıyoruz. AK Parti'ye başvuru başvuru sayısına düşen tek parti AK Parti diğerine bakıyoruz. CHP yükselmiş 2018'e göre. MHP yükselmiş 2018'e göre. İyi Parti yükselmiş ve Yeşil Sol Parti, HDP yükselmiş. Tabii AK Parti bu sorunun cevabını bulmak zorunda bence. Neden 2018'de 7329 kişi teveccih gösterirken adaylık için, aday adaylığı için şu anda neden 6025'e düştü sorusunun cevabını bulmak zorunda. Ben cevap verebilir miyim? parmak kaldırıyorum cevap vereceğim çünkü neden biliyor musunuz hesap vermiyor şeffaf değil, zan altında kalmak istemiyor yeni vekiller, zan altında kalmak istemiyorlar. E, herhangi bir problem yaşamamak için, toplumun gözünde düşmemek gözünden düşmemek için ve itibar e, itibarını zedelememek için bence bu düşüş yaşanıyor. Bir düşünün, bu cevabı bulacaksınız diye tahmin ediyorum. Ben tabii bu adaylar içerisinde çok renkliler de var. Yani daha doğrusu bildiğimiz adaylar da var. En azından şu anda bildiğimiz adaylar var ve hele ki o liste açıklandığında, aa diyeceğiz bu da mı girmiş? Aa bu da girmiş. Aa şu da girmiş. Mesela kimler var diyeceksiniz. İşte mesela İbrahim Tatlıses var, gazeteci arkadaş İrfan var, sanatçı var, futbolcu var. Yani renkli adaylar var. Tabi 17 tane kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde bu tür görevler vereceğiz. 50 bin kişi bu ülkede hayatını kaybediyor. Allah rızası için bir kişi sorun kalıp ya vicdanen benim istifa etmem lazım demedi. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için. Olur girsinler. Kulisler hareketli. Kabine üyeleri vekilliğe, muhalefet vekilleri ise kabineye hazırlanıyor. 14 Mayıs yaklaşırken Ankara'da adı henüz tam konulmamış bir telaş var. Kimilerine göre o telaşın nedeni iktidar değişikliğinin ayak sesleri. Sevgili halkım Eyvallah başlıyoruz. Milletvekili aday adaylığı süreci tüm partilerde sona erdi. Şimdi gözler yüksek seçim kuruluna verilecek milletvekili aday listelerinde. Yüksek Seçim Kurulu'na verilinceye kadar o çalışmalar devam edecek. CHP kendinden emin. Anketler yüz güldürüyor. İktidar ipinin göğüsleneceği konusunda tereddüt yok. Hal böyle olunca hesaplar da kabine için yapılıyor. Ben artık grup başkan vekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Son basın toplantısı heyecanı var. <laughs> e artık dönem bitiyor. Gelecek dönem vekil olur muyuz? Bekir Oğuz Sarp'a grup başkan vekili olur muyuz? O, o olmayacağız, grup başkan vekili olmayacağız o kesin. Milletimizin takdiri. <laughs> Bu seçimlerde milletvekili aday adaylarının gözdesi CHP oldu. Kimileri de iktidar değişikliğinde CHP rozetiyle kabinede görev almak için adaylık başvurusu yapmadı. O isimlerden biri de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinesinde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı aldım. Milletvekili aday adayları rengarenk. ...sinema ve müzik dünyasından spor sahalarına, akademisyenlerden medyaya... Ne suçum, günahım vardı, ...tam dört kez başvuruda bulundu Şanlıurfa'dan. Ancak sonuçsuz kaldı. AK Parti listelerine yazdıramadı adını. İbrahim Tatlıses bu seçimde de yine Şanlıurfa'dan aday. Birilerine tekme attıklarını aylardır söylüyorduk. Gazeteci Hulki Cevizoğlu da şansını AK Parti'den deneyen bir diğer isim. Gökhan'ı ben Müge'den istedim. Yeşil sahalardan siyasi sahalara koşan isimler de var. İyi Parti futbol dünyasından iki ismi transfer etti. Eski milli futbolcu Gökhan Zan ve teknik direktör Ünal Karaman. Ve Türkiye İşçi Partisi, mecliste dört vekili olan tipe gazeteci İrfan Değirmenci ve oyuncu Mehmet Aslantuğ da adaylık başvurusunda bulundu. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek. Hangi isimler bu yarışta listelerin üst sıralarında ismini yazdıracak belli değil ama geri sayım sürüyor. ve yine hatırlatma 2 Nisan'a kadar hatırlatacağım bunu dedim sizlere çünkü önemli 2 Nisan'da askıdan iniyor. Nedir o da? İşiniz gücünüz yoksa lütfen bakın yarın cumartesi, ondan sonra pazar muhtarlıklara mutlaka gidin. Muhtarlıklarda bu listeler asılı. Böyle listeler asılı. Orada parmağa görüyorsunuz. Orada şöyle gidin isminizi bulun. İsminizin karşısında adresinizi bulun. Her şey kayıtlıysa eğer tamam sıkıntı yok. Yani 14 Mayıs'ta gidip oyunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama eğer gitmezseniz bir de orada isminiz yoksa siz Geçmişte ben oy kullanıyordum, hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. İşte ona güvenerek 14 Mayıs'ta giderim arkadaş, oyumu kullanırım diyorsanız hayır, yanılabilirsiniz. Başınıza sıkıntı gelebilir. Gelme ihtimali var. %1 de olsa gelme ihtimali var. O zaman oy kullanamıyorsunuz. Lütfen muhtarlıklara gidin. Seçmen kütüklerinde isminizi, adresinizi, her şeyinizi kontrol edin. 2 Nisan'a kadar süreniz var. Yok arkadaş ben gidemem, o kadar uzun yol, muhtar işte o kadar uzakta yorulurum, ederim derseniz girin cep telefonundan veya işte tabletten yazın E-Devlet, şifreyi girin. Kütü oradaki kısa arama butonuna da gir, o boşluğa seçmen yaz, adını, soyadını kontrol et. 2 Nisan'dan sonra bu işi bırakırsanız oy kullanamıyorsunuz. 2 Nisan'a kadar itiraz hakkınız var. Bir olumsuzluk varsa lütfen Hafta sonunu en azından bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı buna ayırabilirsiniz. Ata Bey demiş ki, evet YouTube'da sıkıntı var. Şu anda zaten dondu YouTube'daki yayında. Şöyle demiş ama Ata Bey. cevap istiyorum Sayın Fatih Portakal. YouTube yayınınızı bilinçli olarak yavaşlatıyor olabilirler mi? Hayır. E, bu genel bir arızadan bahsediyoruz. Öyle bir şey olmayacağını zaten e, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Öyle kişiye özel bir YouTube daraltma alanı olabilir mi? Olamaz tabii ki yani, mümkün değil. Birazdan e, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuğum olacak ve onunla birlikte konuşacağız saat 20'den sonra. Sizler soracaksınız, ben elçi olacağım, ondan cevap isteyeceğiz. Gelecek Partisi lideri bizlerle olacak. E, ve gelelim, e, özür dilerim, tamam yanlış yere ayırdım, buradayım. Şimdi burada... EYT sorunu karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu ya bu sorun hala da çözülmedi mi diyen insanlar var. Siz de onlardan bir tanesiniz. EYT'liye hak kazanmışsınız, EYT'li olmuşsunuz, mücadele vermişsiniz yıllardır. Evet kazandınız hak ama bu parayı çok kısa zamanda alamayacaksınız. Yani öyle hani ben işte Nisan ayında alırım arkadaş veya Haziran başında benim cebime para girer diye düşünüyorsanız bence biraz yanılıyorsunuz. Ve EYT'li soruyor arkadaş. SGK bu işi nasıl çözecek? Artı bir de başvurmayan daha e, e, EYT'liler var. Bir de onlar geldiğinde sizler parayı ne zaman alacaksınız? Uzun bir süre milyonlarca kişi EYT'nin çıkması için bekledi, durdu. O yasa sonunda çıktı. Binlerce kişinin emeklilik yolu açıldı. SGK binalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluktan dolayı kurum çalışanlarınınsa mesai süresi uzatıldı. EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı doğdu. Yasa kapsamında emekliliğe başvuru yapanların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Ancak 750 bin kişi hala başvurularını tamamlamadı. Peki 750 bin kişi neden hala başvuru yapmadı? Bunun e, önemli sebeplerinden bir tanesi bu kişilerin birçoğu memur olarak e, çalışıyor dört c statüsünde. Bildiğiniz gibi memur olarak çalışanlar istifa edip emekli olduktan sonra tekrar memuriyete geri dönemiyorlar. Memurlar bu nedenle EYT kapsamına girmek istemiyor. Başvuru yapmayan diğer kişiler ne düşünüyor? Özellikle Temmuz ayındaki e, ücret artışı, asgari ücretin artmasıyla birlikte alacakları tazminatın yükselmesi ve bu tarafta da e, emekli maaşlarındaki artışla birlikte emekli maaşlarının da yükselmesi şeklinde bir beklenti içinde oldukları için e, burada başvuru yapmadılar. Başvuru yapmayan EYT'lilerin birçoğu daha fazla maaş alma telaşında. Temmuz ayını bekleyen kişilerin zam sonrası maaşları ne kadar olacak? Sene başında 5500 liraydı. Bir ara düzeltmeyle 7500 liraya getirildi. Şimdi bu tabii tamamen tahmin olarak bunu yazdık biz buraya. 2023 yılı Temmuz ayındaki artış eğer %20 olursa 9000 lira, %25 olursa 9375 lira, %30 olursa da 9750 lira şeklinde gerçekleşecek gibi gözüküyor şu anki duruma göre. Şimdi tabii EYT'li soruyor. SGK nasıl çözecek diye. Dün dedim ya size ee, Özgür Erdursun'la konuştum. Sevgili Özgür dedi ki yani bu Eylül'ü bulacak. Hatta dedi Fatih Aralık 2023'ü bile bulur. Yani bakın Mart ayındayız biz. Hadi Mart geçti. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 9 ay. 9 aydan bahsediyorum yani. <laughs> ya arkadaş bir şey yapın da doğru yapın ya. Gözünüzü seveyim yani. Ya gelecek olan hükümet zaten yandı yani bunların. Birazdan Ahmet Bey'e soracağım. Yani bu yükü nasıl kaldıracaksınız? Ya ekonomiyi nasıl ayağa kaldıracaksınız? Gerçekten hele ki bunlar başa gelecek olursa Millet İttifakı öyle bir yükle geliyor ki yani küfe dedi ya Erdoğan. Ya Harbiden küfeyi esas taşıyacak olan yeni gelenler. Erdoğan zaten alışık küfe taşımaya. Küfe de yok sırtında da. Yani neticede küfe diyor ona. Ama öyle bir borçla gelecek ki ya düşünün artık bunlar nasıl ödenecek diye. Şimdi sadece EYT'liler isyanda, isyanda bulunmuyorlar. Mesela Ulus'ta, Ulus'ta SGK, e, da SGK binası önünde. Bu, değil, bu değil. bu değil, a, bu değil arkadaş. Şey, he, bu, bu, bu. Bravo. Bundan sonra Meral Akşener'i vereceğiniz çocuklar. E, şimdi burada SGK binası önünde de eylem yapanlar büro iş sendikasına ait üyeler ve SGK çalışanları onlar neden eylem yapıyor derseniz bu yoğunluktan dolayı ve saat başı ücretlerini de sadece 54 liraya çıkardılar fazla mesai adamlar isyan ediyor. Çünkü yeterli eleman yok, donanımlı eleman yok. Habire EYT'lilerden başvuru var ve artık buraya kadar gelmiş. Hatta bir tanesiyle ben konuştum. Dedi ki Fatih dedi yani yeter ya dedi bunalıyoruz eve gittiğinde sinir harbiyim dedi. Onlar da bugün Sıhhiye önünde Ankara Sıhhiye'de eylem yaptılar. Yeter artık diyorlar. Yetmiyor bu mesai ücreti de. Yani EYT'li de dertli onu emekli edecek olan SGK çalışanı da e, aslında e, dertli. Şimdi Remzi'cim şeyi ver. Ee, şimdi ver onu. Çünkü bir e, mesaj geldi. Aytun Bey'den, Aytun Çıray'dan bir mesaj geldi. Bunu okumalıyım size. Diyor ki, Sayın Portakal, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı inandırıcı bulmuyorum diyor. İyi Parti kendisi, biliyorsunuz Aytun Çıray. Çünkü silah taşıma ruhsatı olan bir bekçi, silah taşıma ruhsatı, bunu e, Anadolu Ajansı yaptı bu ara açıklamayı bu arada. Yani bekçi e, işte birisini kovalıyordu diye. Çünkü silah taşıma ruhsatı olan bir bekçi hemen olay sonrası, emniyete bildirimde bulunur. Niye yakalanmayı beklesin? Ayrıca bekçi silah taşıdığına göre eğitimli demektir. O halde niye bir kurşun üçüncü kata diğer kurşun zemin katına gitsin? Doğru bunlar yani mantıklı sorular. Kaçan hırsıza niye ateş edilsin? Bu açıklama bir örtbas etme niyetini gösteriyor saygılar demiş. Aslında mantıklı sorulardan bahsediyoruz ve o mantıklı soruların cevabını da bulmaya gayret sarf ediyoruz dedik. Bir iki, bir iki böyle mesaj okuyayım sizlere. O mesajın da en azından cevap istiyorum mesajların da karşılığını bulmuş olalım. İşte mesela demiş ki son depremde en az 300 bin kişi vefat etti. Neden hala 50 bin deniyor? Cevap istiyorum. Koray Bey resmi rakamlar, resmi sayılar bunlar. Bunun ötesine geçemiyorsunuz. Yani bir kanıt sunamıyorsunuz veya bir başka belge sunamıyorsunuz. Evet toplum arasında da böyle konuşuluyor. Cevap istiyorum demiş Kenan. Diyor ki 2000'lere neden kademeli emeklilik hakkı verilmiyor? Neden 2000'li yıllarda girişlere haksızlık yapılıyor? Onlar da şu aralar... Twitter'da çok yoğunlar. 2000'lilere neden emeklilik hakkı verilmiyor diye. Yani hangi birini hangi birini emekli edebileceksiniz, hangi birine yetişeceksiniz, para hepsine yeter mi, yetmez mi? Bu da tartışılacak bir başka kodu. AA bekçi yakaladı, eli değmişken hırsızları da yakalasa bari demiş. <laughs> Mutalip Bey de böyle bir açıklama, mesaj göndermiş. Geldik, peki. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz en çok konuşulacak konulardan biri gelecek süreçte seçimden sonra bakın seçime kadar bile konuşabiliriz. Nedir diyeceksiniz? Kentleri biliyorsunuz, büyük kentleri biliyorsunuz. Kimilerinin evleri var, kimilerinin evleri yok. Onlara da biz kiracı diyoruz ve artık bir TL var ülkede ama o TL'nin nasıl bir para birimi olduğunu da bilmiyoruz. Balon şekilde şişen bir e, konut fiyatı var. Balon şekilde şişen bir kira var. Ve insanlar bunu maalesef karşılayamıyorlar. Şimdi de e, kiracılar, ev sahipleri ve kiracılar arasında kavga önümüzdeki günlerde daha da büyüyecek gibi. Neden diye soracak olursanız e, çünkü kiralar ve depozitler aldı başını gidiyor. Türkiye'de gün geçmiyor ki konut krizine bir yenisi daha eklenmesin. Bu defada yeni ev sahipleriyle mevcut kiracılar arasında problem yaşanıyor. Kiracıların ödediği rakam yeni ev sahibinin istediğinin altında kalıyor. Ev satın alırken aranan kriterler nedir? Fiyatı, konumu, mimarisi. Artık bu kriterlere yeni bir tanesi daha eklendi. Yatırımcılar ev satın alırken dairenin boş olmasına dikkat ediyor. Evin içinde oturan kiracı düşük rakamdan oturduğu için satın almak isteyen kişi kiracı çıkarıp yüksek rakamdan kiraya veremem diye. Gayrimenkulü satın almak isteyenler almıyorlar. Haliyle kiracılar da haklarını bilerek bir üç yıl içerisinde evi boşaltabileceklerini bildikleri için o haklarını kullanıyorlar. Şu an bunun için bizlerde büyük sorun yaşıyoruz. Kiracılı yeri eve almak isteyen çok az insan var. Enflasyon yüzünden işler tersine dönmüş durumda. Önceden evini satmak isteyen vatandaşlar kiracısı hazır ev yazıyordu. Artık kiracısızdır deniliyor. Yeni e, ev alacak kişi evi boş aldığı zaman istediği rakamdan daireyi kiraya verebileceğini çok iyi biliyor. Çünkü kiralıklar kara borsada şu şu durumda. Ama içinde kiracılı olup da ee, evini belli bir rakam üzerinden satmak isteyen ev sahipleri ev fiyatlarında bir düşüşe geçiyorlar. En azından satabileyim, kiracıya belli bir rakam masraflarını karşılayalım, Evden yeter ki çıksın mantığıyla hem mahkeme kanalıyla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Artık kiracılı evlerin satılması imkansız hale gelmiş durumda. Bir de kira rakamları mahalledeki diğer bedellerden düşükse evler aylarca satış ilanında kalıyor. Ne kadar kira ediyor diyor biz diyoruz ki 3 bin lira kalsın diyor ama mesela 10 bin lira kira diyorsa e tamam diyor kiracılı olsun diyor. Evi satın alan kişi kiracıdan evden çıkmasını istediği zaman ilk başvuru noktası mahkemeler oluyordu. Yeni düzenleme ile gelen arabuluculuk sistemiyle kiracı ev sahibi tartışmasına çözüm bulunması amaçlanıyor. Ya arkadaş ne sorunumuz var değil mi? Ne kadar çok sorunumuz var. Yani bitmiyor, birilerini bitiremiyoruz, ona diğerleri ekleniyor. Bu kiracı, ev sahibi sorunu da aylardır konuşuluyor. Ya 6-7 aydır ben ya karşı karşıya gelecekler, kavga edecekler, kavga büyüyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ya arkadaş bak karşı tarafta Kadıköy'de, ben geldim ya şimdi 2 haftadır İstanbul'dayım. 3 oda bir yer, 3 oda bir salon tamam mı? Kaç para biliyor musunuz? 45 bin TL. 45 bin TL Fener yolunda. 45 bin TL'ymiş arkadaş. Dedim sen nasıl veriyorsun abi bunu? Yani nasıl kaç para kazanman gerekiyor ki sen 45 bin TL'yi veriyoruz? 3500 lira aidatmış arkadaşlar. 3500 lira. Ya dünya ortalaması gerçekten doğru söylüyorsun Özgür. Ben okumuştum o haberi. Üçte bir civarında. Üçte bir civarında. Bizde bir TL var. Ama o TL artık Bambaşka bir para birimine büründü. Ya benim geldiğim Seferihisar var ya, Seferihisar, İzmir'in ilçesi, 80 bin nüfusu. Var. Ya orada bile abi 10 bin lira kiralar ya, 10 bin, 12 bin böyle gidiyor. Ya bu insanlar ne kazanıyor, ne kadar veriyor ya? Yani mümkün değil bunu anlayabilmek. Aydan diyor ki, cevap istiyorum depremde kaç kayıp insan var? Yine bir başkası yakalamış benim sözden bir şeyi. Güzel ama bravo. Az önce Abdullah Gül için Erdoğan karşısında sönük kalan Türkiye sorunlar, sorunları hakkında pek konuşmayan önemli bir siyasetçi dediniz. Çok konuşmuyorsa nasıl önemli oluyor? Cevap istiyorum. <laughs> bu kadar önemli oluyor işte. Ya Önem derecesi bu. Özgül ağırlığı bu kadar demek istiyorum. Şimdi Abdullah Bey yani siz beni tanımazsınız. Ben de sizi tanımıyorum. Ben sadece özgür yorumumu kattım bu olayın içerisine. Söz hakkınızı kullanmak isterseniz. Hayır sen yanlış söylüyorsun benim hakkımda. Ben aslında bir çok konuya açıklama getiriyorum diyebilirsiniz, katılabilirsiniz. Bu benim kendi bireysel yorumum dedik ve çok konuşulacak bir isim Sedat Peker aslında. Sedat Peker şu anda yurt dışında. Nerede diyecek olursanız Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve dijital bir yasak uygulanıyor kendisine. Seçimlere iki ay kala ben video paylaşacağım dedi, videolar paylaşacağım dedi. Millet böyle hasretle o videolar paylaşılacak mı, paylaşılmayacak mı? Daha doğrusu ifşalar olacak mı, olmayacak mı? Yeni ifşalar var mı, yok mu? Onu merak ediyor. Yapabilecekler edecek Bilmiyorum. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri yaptığı takdirde deport edecek kendisini. Şimdi kendisi belki paylaşmadı ama bir şeyler paylaşamıyor. Ne var ki Ramazan'da insanlara Ramazan kolileri paylaşımına gitti. Zannedersem bu İstanbul Pendik taraflarındaydı bu olay. Ve o Ramazan kolileri daha sonra polis tarafından bunun haberi alınıyor. O Ramazan kolileri gözaltına alındı ve imha edildi. Böyle de ilginç bir haber vardı Sedat Peker'le ilgili. Kendisi Türkiye'de yok ama ismi bile kimilerini rahatsız edebiliyor. Yeraltı dünyasının bu önemli ismini. Peki derseniz ki bana arkadaş ilerleyen günlerde paylaşır mı video? Bir sabaha karşı her şey değişebilir Türkiye'de. Olabilir neden olmasın. Gemileri yakarsa olur tabii ki. Geldik. Şimdi e, tabii ki et haberi veriyoruz, e, sebze meyve haberi veriyoruz, çarşı haberi veriyoruz, pazar haberi veriyoruz, hayat pahalılığını anlatıyoruz size. Çünkü normal bir ülkede yaşamıyoruz arkadaşlar. Gıda özellikle gıda fiyatlarının astronomik şekilde arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Onlardan biri de peynir. Çünkü neden biliyor musunuz? İneklerimizi kestik. İneklerimizi kestik çünkü üretici para kazanamıyordu. O yüzden zaten şu anda süt sıkıntısı da yaşanıyor. Şimdi ne yapıyor kimi akıllılar, üçkağıtçılar? hileli peynire yöneliyorlar. Ya en pahalı peynirimiz e, mağara peyniri diye geçiyor. 400'den başlıyor. Yani en düşük peynirimiz 130'dan 150 arası. Peynir fiyatları aldı başını yürüdü. Vatandaş peynir tezgahına yanaşamaz oldu. Zamlı fiyatlar nedeniyle sahtekarlarsa yine vatandaşı kandırmanın peşinde. Zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi eee sıralama gidiyor. En çok hile yapılan ürünler bunlar. Çiğ süt ve süt ürünlerinde üretim maliyetlerinin artışından kaynaklı piyasaya taklit ürünler sürülüyor. Merdiven altı üretimler hayatımızı tehlikeye atıyor. Gıdalar zamlandı. Uzmanlara göre taklit ve tağşişte de patlama yaşandı. Hal böyle olunca peynir ve zeytinyağı alırken aman dikkat etmek lazım. Peynirlerde Keçi peyniri denen peynire normalde keçi sütü olması iken inek sütü katabiliyorlar. Natamisin ne yazık ki sıkça kullanılıyor, kullanılmaması gerekiyor. Natamisin ne açar mı? Natamisin dediğimizde bir kimyasal küflenmeyi engelleyecek bir ürün. Dediğim gibi normalde kullanılmaması gerekiyor ama bu kullanılabiliyor. Gene kaymak ve yoğurtta farklı sütleri kullanıp işte dediğim gibi manda kaymağı deyip ama inek sütü kullanılabiliyor. Yoğurtta gene Kıvamı versin diye jelatin kullanabiliyorlar. Ee, tereyağı da bitkisel yağ ne yazık ki kullanılabiliyor. Ee, genel olarak e, süt ve süt ürünlerinde yapılan tahşişler bunlar. Ya, peynir alırken evvela bir tadıyorum ama benim senelerce alıştığım bir peynircim var. Ondan alıyorum. Vallahi işte sahtekarlar varmış. Duyuyoruz. Onun için mecburen... Bütün aldığımız gıda maddesi önce kendi sağlığımız açısından bir analiz etmek zorundayız. Özellikle sucuk ve peynirde önce markaya bakıyoruz. Daha sonra yani tarihine bakıyoruz. Geçip geçmediğine. Üçüncü şey fiyatına bakıyoruz. Peki vatandaş hileli gıdayı nasıl ayırt edecek? Bunları anlamamız pek mümkün değil. Mutlaka analizlerini laboratuvarlarda yapılması gerekiyor. Ama tabii daha çok yapabileceğimiz şey bir e, matematik hesabı yapmak. Bir peyniri üretebilmek için 10-12 litre kadar süt kullanılır. Biz litre sütün fiyatını e, düşünürsek 10-12 ile çarparsak onu e, ve sadece bu süt maliyeti olarak düşünün ki diğer bütün maliyetler de var. Ufak bir maliyet hesabı yaparsak emsallerinden çok daha ucuz olan ürünleri e, almamak şüpheyle yaklaşmak gerekiyor e, ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden e, mutlaka bu ürünleri almamız gerekiyor. Beyaz peynirlerde 130'un altında, 140'ın altında, tulumlarda da yine 200'ün, 180'in altında almasınlar. Nişasta hilesine dikkat yediğinizde anlarsınız büyük bir ihtimal. Ama ilerleyen günlerde peynir daha da zamlanacak arkadaşlar. Et daha da zamlanacak. Yani öyle pansuman müdahale, müdahalelerle kurtaramazsınız. Yani biz 500 bin hayvan getirelim. Bir milyon daha getir. Para yetmez zaten buna yani. Öyle bir durum. Ee, diyor ki bir vatandaş cevap istiyorum demiş. Biz çoluğumun çocuğumun rızkından kesip eşime doğum borçlanması yaptık. Neden? Kötü senaryo yok dediler. Gidin borçlanın dediler. Biz şimdi kime güveneceğiz? Banka kredisiyle baş başa kaldık. Kapımıza gelip o istemeye yüzleri olacak mı demiş e, Kahraman Bey gönderdiği mesajda. Şimdi İstanbul'da eğer oturuyorsanız tabii ki en büyük endişelerden biri nedir diye sorduğumda nedir İstanbullular sizin için en büyük endişe? Nedir? Nedir? Nedir Abdullah? Sağlam zemin. Bravo. Ok olay bu. Sağlam zemin. İşte e, cimi'yi kullanan arkadaşım, şimdi merak ediyorsunuz İstanbul'un en çürük zemini neresi veya en sağlam zeminler hangi ilçelerde? Heyelan, dolgu ve erozyon alanları. Bunlar deprem için en tehlikeli zeminler olarak biliniyor. Ancak İstanbul'da her 5 binadan biri bu alanlara yapıldı. Bu çarpıcı veri İstanbul Çevre Düzeni Planı ile ilgili raporda yer aldı aslında mega kentin bir risk haritası var. Ama o plan yıllar içinde delik deşik edildi. İmara açılmaması gereken alanlara kat kat binalar dikildi. Raporda o alanlar tek tek açıklandı. Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy, Sazlıdere, Elmalı ve Ömerli. İstanbul'da bulunan 7 önemli su havzası. Bu alanların üzerinde 8829 hektarlık düzensiz yapılaşmış konut alanları bulunduğu belirtiliyor. Mega kentteki jeolojik açıdan riskli konut alanları ise toplam 15 milyon 979 hektar. Bu da İstanbul'daki toplam konut alanlarının %20.4'üne denk geliyor. Peki tehlikeli bölgede yer alan en yoğun ilçeler hangileri? Anadolu yakasında Beykoz ve Kadıköy. Avrupa yakasında yakasındaysa Büyükçekmece ilk sırada. Listeyi Pendik, Bakırköy, Küçükçekmece takip ediyor. Raporda yapım koşulları bakımından bu alanlar yaşamsal risk açısından en sorunlu alanları oluşturmaktadır notu düşüldü. Şimdi bu da İzmir'den bir haber. Bunun görüntüsünü ben sizlerle paylaşacağım. Çünkü önemli. İzmir'de Karabağlar'da bir lise var. Ee, Karabağlar Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi 49 yıllık bir liseden bahsediyoruz ve 200'e yakın öğrenci ve çalışanı var. Öğretmen işte görevliler 10 saatten fazla burada mesai harcıyorlar ve işte okulun durumu da bu. Yani zeminler gitmiş, kolonlar gitmiş ve bu şekilde okul kullanılamaz halde. Ama bu okul kullanılıyor ve en kısa zamanda yetkililerden destek istiyorlar. Oralardan ulaşan birkaç veli vardı. Bana ulaştı Fatih Bey dedi biz baş kurumuzu yaptık ama hala gelen giden yok. Peki dedim arkadaşım, siz hala daha çocuklarınızı oraya gönderiyor musunuz? Ne yapacağız dedi? Gönderiyoruz tabii dedi. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Lütfen yerin ismini veriyorum. 49 yıllık bir okul. Sağlam değil diyorlar ama çocuklar, öğretmenler, çalışanlar, memurlar orada görev yapmak zorunda veya eğitimlerini almak zorunda. Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi İzmir Karabağlar'da. Haberiniz olsun. Bir mesaj okuyayım. Bir mesaj okuyayım sizlere. E, Valla değildir herhalde ya Yelda Hanım. Cevap istiyorum demiş. Yayına başladığınız günden her e, beri takipteyiz. E, Dijitürk'te de sadece sizin kanal, sizin haber saatinde hava koşulları normal olmasına rağmen sinyal azalıyor. Gidip geliyor. Böyle de bir gülen şey yapmış, surat yapmış. He? <laughs> Peki yani tamam. Yani böyle bir e, düşüncesi var veya böyle bir e, şüphesi var insanın. E, lütfen giderebilirseniz seviniriz. Şimdi geldik bir de yurt dışından şu haberi paylaşayım ben sizlerle. Ya bu e, Trump gerçekten farklı bir insan ve ilklerin adamı olmayı sürdürüyor. problem Dünyanın gözü Trump'ta. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump resmi kayıtlarda sahtecilikle suçlandı büyük jüri Trump hakkındaki kararını verdi. Polis alarma geçti. Trump, film yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkıyor. Savcılık Trump'ın Daniels'a sus payı verdiği ve bunu yasal ödeme olarak kayıtlara geçtiği iddiasını araştırıyordu. New York Times gazetesi savcılığın Trump'ın hakkındaki iddialardan suçlandığını duyurdu. Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski Amerikan başkanı oldu. Kararın ardından Trump taraftarlarının beklenen protestosu başladı. Taraftarlar Trump'ın malikanesi Mara Lago ve Manhattan Bölge Savcılığı'nın önünde toplandı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendisine yöneltilen suçlamayı siyasi olarak niteledi ve bunun seçimlere müdahale olduğunu savundu. Bu, tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir dedi. Trump hakkında hazırlanan iddianame gizli tutuluyor. Bu nedenle suçlamalar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Trump'ın 4 Nisan salı günü hakim karşısına çıkması bekleniyor. Birazdan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bizlerle olacak 8 sonrasında. Onunla ülkeyi konuşacağız, tabii seçimleri konuşacağız ama sizler soracaksınız. Vatandaş soruyor diye bir bölümümüz var benim, öyle bir bölüm. Sizler soracaksınız, ben de ileteceğim kendisine. Reklam. Reklam. Tekrar birlikteyiz e, saatlerimiz 8'e doğru geliyor 2 dakikası var ve daha sonra da ilerleyen dakikalarda şu anda trafikte İstanbul'un trafiği malum biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu birazdan konum olacak ama biz o ana kadar tabii ki sizinle hem karşılıklı konuşacağız hem de e, her tabii biz biraz haberciliği bildiğimiz için arkadaşlarla yani geç kalma durumuna göre İstanbul'u biliyoruz kendisi de oruçlu iftarını da yapacak tabii ki gelmek üzere yolda e, biz dedik biraz haber stoğumuz fazla olsun ne olur ne olmaz. Haberci olan adam, temkinli adam. Yoksa yani ta haber olmasa bile ben konuşurum. Sıkıntı yok. Ama tabii boş konuşmamak gerekiyor burada. <laughs> tabii şu da tartışılacak bir başka konu. Ne kadar dolu konuşuyorum, ne kadar boş konuşuyorum. O da tabii sizlerin takdiri de. EYT, EPT oldu diyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte prime takılanlar oldu demek istiyor herhalde. Veya emeklilikte paraya takılanlar. O da olabilir. 1,5 milyon insan mağdur edildi. Söz verdiniz, yapmadınız. Cevap istiyorum, cevap istiyorum demiş. İşte demek ki bu emeklilikte prime takılanlar oluyor herhalde. Memur neden enflasyona mahkum edildi? Evet, memur maaşları çok düşük kaldı. Eee asgari ücrete yapılan zammın karşısında memur ve emeklinin zammı aslında düşük kaldı. Ben bir sürpriz daha bekliyorum Erdoğan'dan. Hadi bakalım reis ya. İnşallah önümüzdeki günlerde şöyle güzel bir Neden gülüyorsun Abdullah? Komik bir şey mi söyledim burada ben? <laughs> Yani zamları Erdoğan yapıyor. Erdoğan'a da reis deniyor zaten. Yanlış bir şey söylemedim ben yani. Öyle diyorlar yani. Ben reis demiyorum tabii de. Ama reis diyenler var. Zam mı yapacak olan da zaten Recep Tayyip Erdoğan iktidarı. Yani başka bir iktidar değil. Ama tabii ama çünkü her şeyden sorumlu olan o. Bu paralar nasıl ödenecek? Şimdi ben birazdan Ahmet Bey gelecek. İşte bak kazanırlarsa her yere dağıttılar, dağıttılar, dağıttılar. EYT'ye paralar ödenecek. Hakları tabii adamların ödenecek. Ya yani bunlar nasıl ödenecek? Bunun altından nasıl kalkacaklar? Parayı nasıl bulacaklar? Üreten bir Türkiye'yi tekrar nasıl yaratacaklar? Onu bilmiyorum ama hep birlikte göreceğiz. Zeynep de demiş ki, Cevap istiyorum demiş. Nasıl bu kadar güzel haber sunuyorsunuz? Her akşam sizi izliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Allah vergisi <laughs> diyoruz. Şimdi geldik. Bakın Türkiye'nin Türkiye'nin önemli sorunlarından biri. Nedir? İstismar. Çocuk istismar. ben peşinen söyleyeyim. Bu tip haberleri sunmayı sevmiyorum. Çünkü ağzımdan kötü bir şey çıkacak diye korkuyorum. Şimdi biliyorsunuz ee, Hiranur Vakfı vardı. İsmail Ağa cemaatine yakın Hiranur Vakfı. <laughs> Ve onun şeyhi vardı. Ve o şey 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridine, müridine vermişti, evlendirmişti. Yani böyle sapkın bir aileden bahsediyoruz, böyle sapkın bir babadan bahsediyoruz. Ve çok enteresandır. Ha, doğru, ben olayı özetliyorum ama tabii olayı özet. bu bilinen tarafıyla. Tabii bugün duruşması vardı, herkes karar çıkar diye bekliyordu. Ne hikmetse karar seçim sonrasına bırakıldı. Ben İsmail Ağa bağlı Hiranur Vakfı kurucusu 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle dini nikahla evlendirmesi iddiasıyla açılan davanın 3. duruşması görüldü. Evet, o 3 tane, 3 Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma 1 saat gecikmeli başladı. Yargılanan 3 sanık mahkeme salonundaydı. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı vermişti. Bu yüzden adliyede güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Duruşma salonunun bulunduğu koridor bariyerle kapatıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Kadir İstekli hakkında çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise çocuğun nitelikli cinsel suçundan 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi. 27 Şubat'taki duruşmada tanıklar ve sanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalasını açıkladı. Üçüncü duruşmanın karar duruşması olması bekleniyordu ama olmadı. İki saat süren davada bir tanık dinlendi. Ardından Adana'da bulunan bir tanığın dinlenmesi için duruşma 5 Haziran'a ertelendi. İçeride duruşma sürerken dışarıda birçok siyasi parti temsilcileri, STK ve kadın platformları davayı takip etti. Adalet için buradayız çocukların kadınların kaderi ne siyasi iktidara teslimdir ne ailelerine teslimdir hele ki tarikat ve cemaatlere asla teslim değildir ve e, bu Hiranur Vakfı ile e, ilgili dava bu şekilde. Özellikle ben Haziran'a bıraktılar diye düşünüyorum. Çünkü Mayıs ayında seçim var ve o seçimden önce böyle bir karar almak istemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü iktidarın arka bahçesi olarak tarikatlar ve cemaatler çok fazla. Çoğu da e, iktidar partisinin arkasında saf tutmuş gibi görünüyor. Onları da kırmak istemeyen bir iktidar partisi var. Arkadaşlar lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Bakın çocuklarımıza sahip çıkalım. Erkek çocuklarımıza, kız çocuklarımıza sahip çıkalım. Her başı secdeye gidene inanmayalım. Gözünüzü seveyim. Lütfen çocuklarınızı ve kendinizi kimseye teslim etmeyin. Hiç kimseye teslim etmeyin. Ve önemli olan burada ne biliyor musunuz? Çocuklarınıza da kendi benliğinize de kendiniz sahip çıkmanız. Anne baba olarak sizin göreviniz zaten bu. Bırakın kimseye vermeyin. Bakın size çocuklarımızı koruyamıyoruz diye bir başlık attık. Neden biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı bir istatistik bu. Devletin istatistiği ya. Devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istatistiğinden bahsediyorum. 2000 e, istatistiğe göre 2022'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 2021'e göre %33 artmış. Yani 2022 istatistiğine göre 2021'i kıyasladığında %33'lük bir artış var çocuklara yönelik istismarda. O yüzden size diyorum ki Gözünüzü seveyim lütfen bakın Allah bize bir akıl vermiş. Bu aklı biz kendimiz kullanabiliriz. <laughs> bu aklı bizim bu aklı kullandırmamalıyız. Bu aklı kullanabilecek güce sahibiz zaten biz. Yani bir başkasına gidip de ondan medet ummak, işte bana yol göster, bana işte ne bileyim çocuğuma yol göster. Hayır sen gösterebilirsin. Sen akıllısın. Sen onlardan çok daha akıllısın. Çok daha zekisin. Onlara hatta akıl bile verebilirsin. O yüzden diyorum ki lütfen çocuklarımızı koruyalım. Bir yılda yüzde 33 artmış. Aile Bakanı Derya Yanık sizin bir cevabınız var mı buna? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık. Buna bir cevabınız var mı yok mu? Çok merak ediyorum. Çocukları devlet eğer koruyamıyorsa biz kendimiz korumak zorundayız. Bizim öncelikli vazifemiz. Önce biz koruyacağız ondan sonra devlet koruyacak diyelim. Şimdi de tabii e, şimdi burada... E, Çocukların korunması da siyaset üstü bir olay bu siyaset üstü olayda işte bu siyasetçilere de görev düşüyor. Hepsine görev düşüyor ve yeni meclis bu kanunları da çıkarmak zorunda. Kadını daha fazla koruyabilecek, erkeği koruyabilecek ve hatta çocuğu koruyabilecek. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de acaba işte bir tarafta Millet İttifakı var. Tabii orada şey orada değil ama neden oraya girdi bilmiyorum <laughs> Muharrem İnce. Yani ha başka öyle mi? Burada da e, e, Cumhur İttifakı var ve ortak listemi ya da ayrı listemi tartışmaya başlandı. Hangi liste daha iyi? Cumhuriyet Halk Partisi %10 olan seçim barajı 7'ye düşürüldü. Milletvekili dağılım yöntemi değişti. Peki yeni sistem ne getiriyor, ne götürüyor? 2018 seçim sisteminde e, şuydu. İttifaklardaki her parti tek parti gibi değerlendirildi. Tek tek de girseler partiler hiçbir önemi yoktu onun. To sonuçta ittifakın toplam aldığı oy ...o ittifakın aldığı milletvekili sayısını belirliyordu. Türkiye aslında bu sisteme yabancı değil. İsmini herkes bilmese de 1961 seçimlerinden bu yana DONT sistemini kullanıyoruz. Geçen seçimlerde milletvekilleri ittifakın toplam oy oranına göre dağıtıldı. Bu seçimde ittifakların tek rolü barajı geçmek olacak. İttifak sistemi 2023'te sadece ve sadece barajı geçmek için uygulanıyor. Can Coşkun'un sunduğu 4x4 programında yeni sistem masaya yatırıldı. Araştırmacı Semih Turan yeni yöntemi adım adım anlattı. Yani don sisteminin temel mantığı şu. Bir seçim çevresinde bir partinin aldığı oylar 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkarılacak milletvekillerine kadar bölünüyor. Ve her parti, parti ayırt etmek istedin, o ona göre milletvekillerini paylaşıyor. Peki 7 milletvekili çıkarabilecek bir seçim bölgesinde bu sistem nasıl işleyecek? A partisi 60 bin, B partisi 25 bin, C partisi 14 bin oy alsın. Demin o anlattığımız bölme işlemi. Hani dedik ya e, önce 1'e bölüyoruz, sonra 2'ye bölüyoruz, sonra 3'e bölüyoruz. A partisi 60 bin oy aldığı için 4 milletvekili çıkartabiliyor. 15 bin seçmen 1 milletvekili. B partisi... 25 bin oy aldığı için iki milletvekili çıkartabiliyor. 12 bin 500 C partisi 14 bin oy aldığı için bir, milletvekili, bir çıkartabiliyor. milletvekili çıkartabiliyor. Getirilen sistem daha az oya sahip partilerin aleyhine işleyecek. 12.500 en altta milletvekili alabilecek sayı olduğu için diğer partiler bunu seçime katılan diğer partiler 5 bin, 7 bin, 6 bin oy almışlarsa o oylar boş. Yani o oylar ee, hiç sisteme girmiyor. Bir saniye, bir saniye. Kamu mühendisleri aklarını teslim etmek nasıl oluyorsa dengeleri bozuyor demiş. Cevap istiyorum demiş. Ahmet Davutoğlu gelmeyecek herhalde diye vallahi bilmiyorum. <laughs> Ha, geldi mi? Ha, kapıda mı? Ta ha, gelmiş gelmiş tamam gel sıkıntı yok gelecek <gülüyor> <gülüyor> neden gelmezciğim o kadar söz verdiler yani trafik var İstanbul'un tabii ki arkadaşlar şimdi gelelim bir Ali Babacan'a bakacağız çünkü Ali Babacan'ın da mesajları var dedik ya bu ucube sistem enteresan bir e, yapı e, enteresan bir şekilde ülkenin yönetilmesine neden oluyor ve bu ucube sistemle eskiden koalisyon derdi şi denirdi şimdi ittifak denmeye başladı şimdi Ali Babacan'ın da e, mantıklı bir önerisi var diyor ki ne kadar ne kadar çok işbirliği yapılırsa partiler arasında o kadar çok milletvekili çıkar. Ama bir de Muharrem İnce'ye inceden bir mesaj vardı. Ne kadar çok işbirliği, o kadar çok milletvekili. Bu sözleri katıldığı bir televizyon programında söyledi Deva Partisi lideri Ali Babacan işbirliği vurgusu yaptı. Millet İttifakı'nın çıkaracağı milletvekili sayısının nasıl artacağının formülünü verdi. Ama dediğim gibi buradaki amaç e, millet İttifakı'nın toplamda en fazla milletvekili sayısını çıkartması. Bu da ancak iş birlikli ile mümkün. İş yaparsanız toplamda milletvekili sayısını artırıyorsunuz. Önemli olan toplamdaki milletvekili sayısını maksimize etmek, artırmak ama bunun da adil paylaşımını e, partiler arasında sağlamak. Babaca'na göre önümüzdeki günler çok kritik. Bir oyun bile boşa gitmemesi gerekiyor. Önümüzdeki 8-9 gün çok kritik olacak. E, hızlı gitmemiz lazım. İyi çalışmamız lazım, sistematik çalışmamız lazım. E, ki e, bu millet e, seçmenlerin bize olan teveccühünün en son adet oyuna kadar sahip çıkalım, koruyalım. Hiçbir oy zayi olmasın. Sandığa giren her oy mutlaka e, milletvekilliği seçiminde işe yarsın. Bizim bütün amacımız e, şu anda o. Ve ne kadar çok işbirliği o kadar çok milletvekili. Babacan isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de gönderme yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilecek iki aday olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi aslında nihayetinde iki adaylı bir seçim. Nihayetinde iki tane aday var. E, bugünkü tabloya baktığınızda bu iki adayın birisi Sayın Kılıçdaroğlu, diğeri de Sayın Erdoğan. Yani bir üçüncü, dördüncü ismin şansının olmadığını bütün herkes biliyor, görüyor. Şimdi az önce sordunuz ya Ahmet Bey herhalde gelmeyecek falan. Hayır dedim ya gelmez oğlum. Ahmet Bey burada hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Saygılar ayaklarınıza sağlık. İftar e, trafiği şey oluyor tabii. E, şimdi Ali Babacan'ın sözü vardı orada. Muharrem İnce'ye bir mesaj gönderiyor. Ya, i̇ki tane adam kalacak zaten diye. İki kişi kalacak belli zaten diyor. Siz ne diyorsunuz? İnce'nin şansı var mı? E, şimdi tabii herkesin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Ondan önce tabii bir kere ki. Sözcü TV hayırlı olsun Hayır, diyorum. E, size de hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. E, var ol, var da, çoğu vatandaşlarımız şu anda iftar ediyorum. sofrasında. Onlar da iftar, oruçtan Allah kabul etsin. Tabii herkesin aday olma hakkı var. Bu anayasal bir hak. Vatandaşlıktan kaynaklanan. Tabii. Ki. Ancak özellikle tecrübeli siyasetçilerin Muharrem İnce gibi evet. geçmişte birçok adaylığı da söz konusu bir seçime girerken o seçimin <laughs> ülke şartları itibariyle taşıdığı önemi <laughs> düşünerek ve kendi şansını da realist bir şekilde değerlendirerek girmesi beklenir. Ha bu... Ben açıkçası kimseye çekilin diye çağrıda bulunma hakkını de bulmam ama Var mı her peki her... böyle diyaloglar öyle bir kulağınıza gelen incenin çekileceği veya? Ya bu tür şeyler kamuoyuna yansıdığı kadarıyla evet. tabii Sayın Kılıçdaroğlu veya liderlerle bir araya geldiğimizde bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Şu anda bu seçim adaylar arası bir seçim değil. Herkesin bunun farkında olması evet. lazım. Evet. Yani başka bir seçim, Alın. adaylar arası bir seçim olabilirdi 2018'deki belki ama bu seçim Türkiye'nin bir sistem seçimi olacak bir anlamda. Evet. Yani bir tarafta parlamenter sistemi savunan ve güçlü bir şekilde bir yıllık bir, bir yılı da aşkın bir süre oldu tabii bir buçuk yıla yaklaşan bir süre birlikte çalışan bir ittifak var. Dökümanları ortada ne yapacağı belli ve onun adayı Sayın Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafta da sistemin devam etmesini yani, yani. var olan yolsuzlukların, bozuklukların, hukuksuzlukların devam etmesi Peki. ve tek adama dayalı bir ittifak var. Şeyiniz de geldi tabii. bu arada. Şimdi, Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi bakın ben çok siyasetçi ağırlamaya müsait yapıda bir insan değilim. <laughs> Ve araya girmeyi de seviyorum. Tabii. Birkaç ne, kere konuştum. Istedim, tabii. Şimdi sizlere sorulduğu zaman böyle çok uzun cevaplar veriyorsunuz. Çünkü çok soru var. Tabii, benim tabii. de kafamda var. Vatandaş, <laughs> sizden özellikle istirham edeceğim. Merak Olur mu? etmeyin. Sağ var olun. Noktası alacağım. Peki, var. bugünkü saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Anadolu Ajansı bir haber geçti. Hab e Anadolu Ajansı bir haber geçti. O vatandaş sorusu değil, o benim sorum. O benim sorum, o benim, soru mu? O benim soru. Vatandaşı verme, ha, vatandaş olarak su ayrı mesela tamam. Şimdi <laughs> Siz de vatandaşsınız. Ben de vatandaşım. Şimdi Anadolu Ajansı bir bilgi geçti. Bu yarım saat, bir saat önce bekçi hırsızın peşinde koşuyordu. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Şimdi her şey önce İyi Parti camiasına ve tabii Sayın Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Ben de ziyaret ettim hemen evet, saldırıdan sonra. Etmiş. Ve e, oradaki arkadaşların Sayın Akşener'in verdiği bilgilerden bakıldığında ben bunun tesadüfi bir saldırı olduğu kanaatinde değil. Değilsiniz. Yani e, bir kere şiddetin bir kültürü vardır, bir de iklimi vardır. Hı. E, burada <laughs> bir, e, saldırgan, bir saldırgan birinci ve üçüncü kata yıpar, evet. ateş ediyor ve birinci katta hedef aldığı kişi şeyde yerde Sayın Akşener'in resmi. Şimdi bunun sembolik ha. değeri çok büyük. Ha. Bu detaylar Bu fark edilmiyor. Evet. Şimdi bugün yapılan açıklama Normal şartlarda, eğer Türkiye'de bir şiddet iklimi ortaya çıkmamış olsaydı, mesela Sayın Erdoğan daha iki gün önce Sayın Akşener'i açık bir şekilde hı. hedef almasaydı, beni, beni kendinle uğraştırma gibi bir ifadeyle, yani uğraşacağım anlamına geliyor. Ya da Sayın Akşener'in daha önce evine yapılan saldırıda hı hı. saldırı yapanlar verat etmiş bırakılmış olmasaydı, Sayın Akşener'e gelin daha çok çekeceğiniz var bizden gibi, Söyler, göreceğiniz var gibi sözler olmasaydı. Sayın Selçuk Özdağ bizim gene başkan evet. yardımcımızda sokak ortasında evet. öldüresiye bir saldırı, saldırı olduğunda olur. saldırganlar serbest kalmamış olsaydı evet. belki bu açıklamaya inananlar çıkabilirdi. Ya da bugün saldırı olur olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden sorumlu olan Sayın e, Erdoğan arayıp Sayın Akşener'i açık Ana bir dayanışma. Benim bildiğim, ben görüştüm, aramamıştı. Arama. Şimdi de sordum, aramadı. Peki bir şey soracağım, <laughs> Ahmet Bey, siz korkuyor musunuz? Neticede halkın arasındasınız, yani o ülke gergin, size karşı veya diğerlerine karşı bir böyle saldırı vesaire gibi bir korku, endişe var mı? Artık çünkü bu... toplum gergin, öyle. ne olunca da karşılaşacak. Biraz önce iftar sofrasını tam ha. çıkarken şöyle Hanım'a söyledim. o kadar gergin ki ortam. Evet. Her şeyi hissediyorsun sokakta. Evet, ondan da soruyorum. her yerde. Yani. Ama Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak yıllarca çok tehlikeli e, alanlarda bulundum. Yani baş danışman olarak Suriye şey Lübnan krizinin içinde gece yarısı bir e, Lübnan savaşının ortasında bulunduk. Artık bir müddet sonra bu turistlere karşı korku barajını aşıyorsunuz. Şahsi olarak hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir inancım gereği Hı. korkmuyorum. Hı. İki yaşadığımız tecrübeler gereği Hı. risk almadan siyaset yapılmaz. Ama Hı. ülkem adına korkuyorum. Yani Türkiye'nin geleceği bakımından ee, öylesine mafyatik yapılar, çeteler, e, kanunsuz eylemleriyle maruf kişilerin ortalıkta boyatması, sosyal medyada ortaya çıkan bir takım videolar vesaire, herkesin, herkesi neredeyse tek başına, tek taraflı cezalandırabileceği, bunun karşılıksız kalabileceği gibi bir kanaat yaygınlaştığında işte şiddet iklimi oluşur. İlerleyen günlerde e, tansiyon gerildikçe böyle daha gergin olayların olabileceğini olabilir ama yani biz millet İttifakı diyorsunuz? olarak çok açık ifade edeyim. Birçok kereler ben bunu geç e, hep masada da konuşuyoruz evet. muhatap şeylerimizle e, arkadaşlarla liderlerle. E, bu tür durumlar karşısında biz tabi caizse şerbetliyiz. Yani seçime bu ülkeyi suhuletle götürebilmek için çok önemli. Hiçbir provokasyona çok kapılmayacağız. Yani, çok hiçbir tarafı AK Parti, MHP seçmen kitlelerini hedef aç olan alana açıklamalar ya, söz yani konusu zaten. olmayacak. Aynen, aynen. E, i̇ktidar iyi bir şey yaptığında doğru yapıyorsunuz evet. diyeceğiz. Kötü bir şey yaptığında bugün olduğu Peki. gibi e, dayanışma göster Ben İyi Parti'nin binasının önünde Sayın Erdoğan'ı çarçada bulundum. Hmm. Derhal kınayın ve dayanışma gösterin. O, o zaman bir anda o gerginlik düşer. düşer. Yani e, ne e, muhatabınız kim olursa olsun yönetenlerin e, öfke bize e, 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 şey sükunet size der ya şey Aynen, Ona uygulanması lazım Bunlar edebiyatla değil. Şimdi Şöyle bakın Monte'nin çok güzel bir sözü var. Ben bugün sabah e, şeyde YouTube yayında söyledi. Fikrini bağırarak ve emirler yağdırarak <laughs> öyle süren insan ancak haksızlığını kanıtlar. Demote'in de böyle öyle. bir cümle söylemiş. Öyle. Şimdi e, bu köşeden itibaren şöyle bir şey yapacağız. Ben e, gündüz saatlerinde işte sizin tanıtımınızı koydum. Etkili de bir sosyal medyam var. Bakın dedim, benim e, konuğum Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi'nde sormak istiyorsanız sorun. Onlardan sorular e, derledim ve o soruları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir vatandaş demiş ki, e, bildiklerimi söylersem yer yerinden e, oynar diye bir cümlesi vardı. Açıklayacak mı bu günler dedim. Şimdi bunu birçok kez açıkladım. Bunu söyledim tarih 2019 Ağustos'u. Evet. E, KHK şey e, kayyum atamaları evet. yoluyla yeni seçilen belediye başkanları Hı -hı. görevden alındığında Hı -hı. bunu eleştirmiştim. Hı -hı. Sayın Bahçeli de bu eleştiri üzerine beni teröre destekli gibi bir şeyle suçladı. Evet. Bunu üzerine ben de dedim ki Türkiye'deki en sert mücadeleyi teröre ben verdim. Evet. Bu ülkenin birliği, beraberliği, güvenliği için her türlü e, çalışmayı desteklerim ama yeni seçilen bir belediye başkanının görevden alınmasını asla tasvip etmem. Hı -hı. Suçluysa Aday olmamalıydı. Hı hı. E, aday olduktan sonra suç işlemişse de önce mahkeme kararı gerekirdi. Hemen arkasından ekledim ve dedim ki ben terörle mücadele ederken, Güneydoğu Anadolu'da <laughs> askerlerimizle, vatandaşlarımızla terörle mücadele ederken 2015 yılında, evet. siz evinizde dizi izliyordunuz. Sayın Erdoğan da benim arkamdan parti içinde kriz çıkarmak için imza topluyordu dedim. Yani bu ona verilen cevaptı hmm. 7, 7 Haziran 1 Kasım'da. başbakanlığı kastediyorsunuz tabii, değil mi? Tabii o tabii o dönemi kastettim. O çok ben enteresan, ben enteresan bir bölümdü ya. Evet. Ne hissettiniz çok o çetin. anda? Bak geçmişe gittik ama yani <laughs> bir başbakanlığınız elinizden alındı ya. Ha, o daha sonraki evet. aşama tabii ama açık söyleyeyim ilkelerle makamlar çatıştığında İnsanlar şahsiyetlerine göre karar verirler. Bazıları makamları tercih ederler ve şahsiyetlerini feda ederler. Bazıları da ilkelerini tercih ederler, makamları feda ederler. Ben şu anda halkın içine giriyorsam, her sokağa girebiliyorsam ve sokakta arkamdan insanlar gördüğümüz en dürüst başbakan sendin diyorlarsa bunun temel sebebi hiçbir çıkar kaygısı gözetmeden ve hiçbir şeyden korkmadan bir hafta içinde başbakanlığı bırakmaktı. Fatih Bey o kadar zor bir şey ki makamı bırakmak. Çok makam zor bırak. bir şey ya gerçekten. Şeyden değil, şey. makamı sevdiğinizden Hayır, ondan değil. Yerdeğimizden de dolayı ya. Bir de size karşı e, o komployu yapanlar iktidardalar. Evet ya. Yani. Her an sizin arkadaşlarınız bile yani. Tabii. Ve o arkadaşlarla mücadele ediyorsun. Bir de onun arkasındaki pelikan çetesi de dahil ol olmak üzere bakın o günden bugüne evet. 7 yıl geçti. 7 yıl geçti. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye o, dönemlerde, o dönemlerde o dönemlerde Türkiye'de bu tür mafyatik yapılanmalar, böyle uyuşturucu baronları var mıydı? Pelikan'ın mafyatik yapı olarak Tabii tabii. Yani bu tür yapıların şeffaf olmayan her yapı mafyatiktir. Evet. Şeffaf değilse, hukuki değilse. Şimdi onlarla sert bir mücadele göre göze alarak bırakıyorsunuz. Arkanızda bir yolsuzluk dosyası olsun, arkanızda çekindiğiniz bir Çok şey olsa, o hayır o koltuktan kalkamazsınız tabii zaten. Kalkamazsınız. Açıkçası evet. şunu ifade edeyim ve bir sistem değil mi ama en azından içimde ne hissediyordunuz dediniz ya. Evet. Ben bunu yaparken sağ sol muhafazakar liberal herkese bir siyaset dersi vermeye çalıştım. Yani bırakılabiliyor. Bırakılabiliyor. Evet, evet. Ve şunu gördüm. 4 yıl partimi kurana kadar ki çok cesur bir kadroyla partiyi kurduk. Evet. O vakte kadar yapayalnız bırakıldım. Yani daha önce Sayın Başbakanım diyen o hmm. AK Parti kitleleri, evet. şeyleri kitleyi bir kenar onlara muhabbet gösterdi ama şey o o ekip tarafından ekip. da muhalefette olanlar da bir anda medya bana yasaklandı. Televizyonlara çıkamaz oldum. Yeah. Kitaplarım yasaklandı. Yeah. Konferanslarım yasaklandı. Eşimin konferansı, kadın doğum konferansı yasaklandı. Ve derin bir sessizlik. O kadar bu toplumun acı kültürü, kültürü ya, Ve şey şahsımı acıtmak değil de kültürü. Onu Halbuki ben ama. şöyle yani de ben... beklemiştim. Ya bu insan bıraktı başbakanlığı. Bir erdem gösterdi. Ben korktuğum için bırakmadım. Korksam tekrar çıkmazdım. Tabii. Peki bir şey soracağım. Ee, ya... Bırakayım siyaseti kim yaparsa yapsın arkadaş. Ben işte çocuklarımla ilgili, torunlarımla ilgili hiç düşünmediniz böyle yoksa? Hayır, ben hayatı, zor bir hayatı, hayatı, hayatı dinlenme olarak görenlerden değilim. Ama <laughs> Şunu ayrı düşündüm sizinle Birçok Bir, çok, <laughs> tabii, bir öğrencim, yani şu anda akademisyen evet. öğrencim ve benim siyasete girmeme vaktinde karşı çıkmış olan öğrencilerim gelip hocam görüyorsunuz siyaset böyle şey bir riskli bir alan yani. gelin kitaplarınızı yazın. Dediğinde şunu söyledim. gibi gerçekten kitapta yazdım. Başbakanı bıraktan sonra 5 Türkçe ikinci İngilizce kitap yazdım evet. Türkiye'de bilinemedi çünkü kitaplarım raflarda <gülüyor> yasaklandı. <gülüyor> o yasak. Ama o öğrencireme şunu söyledim. Evet. Eğer bu, bu normal bir siyasi düzen olsaydı devam etseydi ben bırakabilirdim. Ama şu anda bu ülkenin akademik çalışma kadar siyasi erdeme ihtiyacı var. Siyasi ahlaka ihtiyacı çok, var. Biz çok. biz bu ülkeyi olduğu yerden ayak kaldırmak istiyorsak Peki. Ve bunu siyasetle yaparız dedi ve o Peki kitap dediniz diyeyim. stratejik derinlikti değil mi sizin kitabınız? Evet. O kitabı tane. şimdi tekrar okuduğunuzda ya doğru tespitler tespitlerim doğruymuş veya e, haksız olduğum yerler varmış, yanlış olduğum yerler varmış diyor musunuz? Hep her kitabım için bunu derim ben. Ha. E, kitaplar akademisyen e, bir e, bilimsel bir kitap. Tümüyle teyit edilmek için yazılmaz. Ne kadar çok eleştiri alırsa hatta o kadar Hı. iyidir akademik Hı. hayatta. Çünkü ilgi çektiği anlamına gelir. Ama stratejik derinliği okuyanlar da e, görürler e, derinlemesine. Yaptığım birçok analizin sonuçları doğru çıkmıştır. Ne bileyim Türkiye'de e, mesela savunma sanayi o kadar da önemli görülmezken kitabın bir bölümü savunma sanayi Hı. ve net ifade şudur. Savunma sanayisi güçlü olmayan ülkelerin bağımsızlığı mümkün değildir diye. Sonra da şimdi iktidarın övündüğü bütün sanayi savunma, savunma sanayi, sanayi hamlelerinde sanaydı. rol evet. aldım. Baş danışman evet. olarak Dışişleri Bakanı, olarak, Başbakan olarak ve buradan da binip not olarak bir, söyleyeyim bir şey, bu savunma sanayi korunacak. Bir şey daha soracağım. bir, ya, bir ha, şey müsaade ederseniz. Buyurun. Düşünün bir kitabın etkisi şöyle ölçülür. Bu kitap yaklaşık 20 dile çevrildi. Evet. Geçen sene Evet, 2 sene 20 önce. 20 dile mi çevrildi? Tabii. 2 sene ha. önce Japonya, Japonya'da 20 yıl sonra bir kitap Japoncaya çevrildi. Basıldıktan 20 yıl sonra. Yani Japonlar o, özellikle de bölgesel politikaları analiz etmek için ki o dönemde de Japonca makalelerim vardı benim diğerlerini saymayayım bir tek İngilizce'ye çevrilmesine ben izin vermemiştim o zaman devlet resmi görevim Anladım. olduğu için Anladım. devletin resmi politikasıyla karışmasın diye ama Arnavutça'dan, Arapça'dan, Farsça'dan, Urduca'ya kadar değişiklikler yaşıyordu peki içeride. şimdi birazdan güncele de geleceğim de ama vatandaş soruyorlar da bir soru daha dikkatimi çekti gelenler arasında var e, Cansu bunu söylüyor Suriye politikasında yanlış yaptım diyor musunuz? Şimdi bu da aynı şekilde hiçbir politika mutlak anlamda doğru ya da sonuçları itibaren bilmez. Bugün sonuçlarını bilmez. gördüğümüzde Ama kendinizi ilkesel, bir eleştiriye tabii tabii, tutuyormuşsunuz. Her gün, her sabah kalktığımda ben sabah ilk güneşin ışığıyla birlikte, namazla birlikte kendimi sorgularım önce. ben Bugün ne yapmalıyım ne diye yapmadım? sorarım. Kulus, hata yaparız. Hiç kimse ben hatasızım diyenin insan olduğundan şüphe edilir. Ancak Suriye konusunda... Her soruya açık oldum ve son 7 yıl içinde çok soruya cevap verdim. İlkesel bir politika takip ettiğimize inanıyorum ve şeyin ee, Suriye'de yaşanan nihayet bugün eleştiri yönetenler yaşananları unutuyor. Kimyasal silah kullanıldı Suriye'de. Suriye. Ve 1 milyona aşkın insan rejim Hı -hı. tarafından öldürüldü. Bunu başka bir yerde bir Hristiyan Müslümanı öldürse tepki gösterirdik. Hı -hı. Bir Müslüman yani top, ülkede bu olunca genellikle otoriter rejimden yana tavır alınıyor ve yüz, milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Hı hı. Bu Türkiye'nin yanlış politikasıyla olacak bir şey değil. Türkiye daha önce Suriye'yle en yakın ilişkileri olan bendim. Beşer ben Esad sanki ara bozucu, ara, olur, ara bozucu siz har misiniz? Olur bileyim? mu öyle şey? Beşer Esad'ın ile yürüttüğü bütün müzakereleri bizzat ben yürüttüm. Ne oldu yani Beşer Esad e, o zaman e, şey değil mi? Bağızcı değil miydi ya da Nusayri değil miydi? Hayır. Beşer Esad halkına zulmetmediği dönemde biz en iyi ilişkileri kurduk. Ama bir lider kim olursa olsun bir rejim halkına kimyasal silah kullanmışsa ve bu birleşmiş milletler tarafından tescil edilmişse sizin o rejime karşı tavır almanızdan daha doğal bir peki, şey Ahmet bu. şey sorabilir mi bu arada? Siz ittifaka ittifak olarak geldiğinizde Suriye ilişkilerde beşer hesap derse ki Ahmet Davutoğlu var orada ya ben e, protesto ediyorum. Benim de Tebas Kurumu'nü der mi acaba? E, şimdi o tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni iktidana kimse direktifte bulunamaz. Ne Suriye ne Amerika ne Rusya. Hı hı. Türkiye siyasetinde halkından destek almış, onay almış. On, onun oyuyla yönetime gelmiş. Birine kimse direktifte bulunamaz. Biz şey değiliz. Trump'tan aptal olma diye mektup alan Erdoğan değiliz. <gülüyor> ya ya <gülüyor> dolayısıyla bize kimse ya. direktifte bulunamaz. Eee Erdoğan dediniz. YSK'nın kararı var. YSK'nın kararı biliyorsunuz. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na onay verdi. Anayasa kitapçığı da burada. YSK suratlarına vurdu dedi. Ne diyorsunuz Cumhurbaşkanlığı konusunda YSK'nın onay vermesine? Şimdi, anayasa çiğnendi mi yoksa? Kesinlikle. Kesinlikle çiğnendi bundan mi? hiç şüphemiz yok. Türkiye'nin en seçkin anayasa hukukçularından biri olan Serap Yazıcı hocamız bizde. Evet, sizin çok tabi, önemli bir üyeniz. Tabi, evet. Genel başkan yardımcımız. Tabi, tabi, tabi. Ve dün tabi. o gün, e, dedi ki böyle bir e, salı günü biz de müracaatta bulunalım mı genel başkanım? Dedim tabii hukuken yanlış gördüğümüz her şeye karşı mücadele tabi. veririz. Burada kendi yaptıkları hatayı YSK'yı kullanarak örtmeye çalışıyorlar. O anayasa değişikliği olduğunda Ama şu küçük, anda meşru hale getirdiler küçük, ve tabii işte küçük, bir madde yani. ile, küçük bir maddeyle deselerdi ki şu andan itibaren sistem değişikliği dolayısıyla süreler yeni başlıyor. Peki Dese neye dayandırıyor YSK? Yani burada benim tabii ben anayasa profesörü falan değilim. Ben sadece bu kitapçığı okuyorum ve burada okuduğumda hmm. anladığım ben olamaz diyorum. 2019 yani. seçimlerini iptal etmek kararını neye dayandırıyorsa bunu dona dayandırıyor. Temelsiz bir şey. Tabii temelsiz. Yani bu bu Türkiye'de huk Türkiye'de bazı şeyler hep saygı gördü. Sandık ve seçim güvenliği evet. ve YSK'nın tarafsızlığı. Evet. Ya bütün gençlik yıllarımızda çok daha gerilimli seçimler yaşadık evet. biz. Evet. 77 seçimini hatırlayın. Rahmetli evet. Ecevit'e evet. suikast kast yapıldığı evet. şey oldu. Evet. Ama hiçbir zaman bu halk seçim güvenliğinden şüphe etmedi. Objektif seçim olur dedi. Şimdi YSK'nın ve oradaki hakimlere sesleniyorum. Birinci ve asli göreviniz. Tamam bu kararı aldınız. Şimdi evet. önümüzde seçim var. Evet. Daha nice itirazlar gelecek önünüze. Evet. Seçim sürecine şey gelecek tabii. Vay, 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 vay. Orada orada hakim olarak davranın. Sizi oraya atayan ya da Ama size YSK telefon... tavrını ve e, yol haritasını sanki belirlemiş. Yapısı, etmiş yapısı gibi yani. da yapısı, yani yapı, evet. oluşumu da YSK'nın artık eskiden olduğu gibi tam bağımsız değil. değil. Ama e, Milletin iradesi her şeyi aşar. Peki bir şey soracağım, çok özel bir şey. Siz kaç yıl Erdoğan'la çalıştınız? Yani daha önceki evet iki, yaklaşık 2002-2016 14 yıl. Ya 14 yıl merak yani 7,5 yani... yılı baş danışma olarak her an tabii, yanında. Tabii. Çok Sonra 5 yıl şeyini 5 yıl dışişleri bakan, 2 yıl tabii, başbakan. Tabii. Orada... şunu merak ediyorum. Diploması var ya Erdoğan'ın sayın Erdoğan. Hı -hı. Siz sordunuz mu hiç ya? Diploma Hayır, sormadım. Kendisi söyledi mi? Benim arkadaşlar, bu yok, konuşuluyor ama çok yok, gereksiz bir konu. Benim yok, diplomam yok. var dedi mi? Hayır, hayır. Öyle bir Öyle bahis mı? geçmedi aramızda. Ben görev yaptığım dönemde e, hala da aynı e, ilke inanırım. Görevimi yapmak dışında bir şeyle çok fazla ilgilenmedim. gelmedim. Hiç sormadınız mı Ahmet Bey? Hayır, dediğim Sormadım gibi yani mi? bahis açılmadıkça <laughs> sormayı doğru görmem. <laughs> ama e, bu tartışma çok önceden bitirilmeliydi. Çok Yani ya. çıkıp e, açık ve net bir Var mıdır tavırla, sizce diploması? Şimdi o dönemde tam da YÖK sistemine geçildiği için e, hmm. e, bir dokümanlar arasında farklılıklar olduğu düşünülebilir. Akademiden hmm. üniversiteye geçtim Marmara Üniversitesi. Evet. Ama bunu tabii benim karar verecek olan ben değilim. Yargılayacak bir evet. şey olar. E, Peki. Nihayette bunu mercileri verin. Peki Sinan Ateş olayı. Bugün de tweet attınız. Bu işin arkasında neler olduğunu anlayabildiniz mi? Veya sizin... Mutlaka derin ilişkileriniz de vardır devlette diye düşünüyorum ulaşabildiğiniz ne var Sinan Ateş olayında Sinan Ateş olayında esas itibariyle bakıldığında bir önce söyledim bir şiddet bir iklim içinde ortaya çıkar Hı. bu iklimi oluşturmak isteyen çevrelerin kendileri gibi düşünmeyenlere dönük bir eylemi ve Sinan Ateş cinayeti kendisi çok üzücü, üzücü. kahraman bir eşi var evet. ailesini ziyaret ettik şimdi 13 hafta 91 gün 2184 saat geçti. Tutuyorum saati. Her hafta Peki, ben açık. kaç dediniz? 13 evet. hafta. 91 gün. Evet. 2184 saat geçti saat 3 itibariyle. O günden bu o saat bir 5 evet, evet, saat evet, daha evet. 2189 evet. saat geçti. Evet. Allah aşkına. Hani saldırgan olur böyle suikastlar olmasın normal görmem de hadi oldu. Önemli olan sonrasında ne yaşandı? Anlala cinayet mi etme bu? Değil. Değil değil Değil. Mi? değil. Planlı, organize ve içinde Milli, e, bir partinin diyeyim bir partinin yetkililerinin olduğu yetkililerin de olduğu evet. ifade edilen bir soruşturma yürüyor. O tutanak da yok diyorlar tok, şu anda. Tabii. Ve burada partilerin aldığı tutum da Sayın Bahçe'nin aldığı tutum hukuk devleti içinde siyaset yapan birinin alabileceği bir tutum değil. Hı. Bakın aynı şeyi Sayın Selçuk Özdağ saldırı oldan dikkat evet. ederseniz eski önemli evet. ülkücü veya şu evet, anki evet, ülkücü evet. liderlere neden çünkü bu yapılar mutlak otorite ister o otoritenin hmm. dışına çıkan kendi özgün şahsiyetiyle şahsiyetiyle fikir ortaya koyanlara karşı hmm. kendi yapılarını korumak için şiddet uygularlar. Evet. Ve bu o kadar acı bir şey ki Türkiye hukuk devleti mi sorusunun e, şüpheyle karşılandığı bir olaydır, Sinan Ateş olayı ve evet. inşallah 15 Mayıs sabahı ki bu aramızda da konuştuk sayın Akşenerle, sayın Kılıçdaroğlu'yla yani diğer sayın Karamollaoğlu, sayın Babacan ve sayın Uysal'la geldiğimiz gün Sinan Ateş dosyasını açacağız. Selçuk Özdağ dosyasını açacağız. Kimse buradan kaçamayacak. Hmm. Çünkü eğer biz buna prim verir, bu tür oyla, olaylara prim verir ve sonra faillerin kaçmasına sebep olursak işte faili meçhul dediğimiz Arkası şey gelir, Bu gelir. ülkede hukuk devleti, hukuk olmaz. Kimse sokağa çıkma cesaretinde bulunamaz. Bunun hesabı görülecek. Ya şimdi Ahmet Bey, bundan bir süre önceydi eşinizin Karar TV'de bir programa katılmıştı. Ben çok etkilenmiştim o sözünden. Şöyle diyordu hanımefendi. Çok da başarılı bir eşiniz var. Deprem zamanında da teşekkür gitti ederim. orada gönüllü olarak. Çalıştım. Selam mı vardı. bir Aleyküm selam. Sağ olsun, var olsun. Eksik olmasın. Şimdi şöyle demişti. Dindar iktidarların, dindar iktidarın göreve geldiğinde, gücü ele geçirdiğinde nasıl olduğunu gösterdi bu iktidar dedi. Yani ben evet seküler yaşayan bir insanım. Size göre e, aramızda fark onu var. Allah evet, evet, Allah onu Allah bilir. Evet. Onu Allah bilir. Yani, Ama, kimi hangimizin Evet. O, Ama şimdi burada gerçekten yani aslında bir. dindarları da etkileyen bir iktidardan bahsediyoruz. Doğru. Istismar eden. O eşinizin o söz, eşinizin o sözleri beni çok etkilemişti. Gücü ele geçirdiğinde nasıl bir tavır ele geçirebileceğini. Bu yozlaşma neden oldu bu iktidarda? Şimdi he, bütün dindar olsun, seküler olsun, hangi görüş sahibi olursa olsun herkes Güç ile sınanır. Yani güç ha. ile sınanan ben dindarım çok diye doğru. korunaklı olamaz. Çok doğru. Ş ç çok çarpıcı bir şeyle anlatayım Sayın Ufuk Asan'ı. Ufuk Bey biz parti kurarken e, beraber olan diye davet etmiştim. Sonra şunu söyledim. Ha. Dedim ki Ufuk Bey siz aynı ay doğmuşuz. 1999 yılı 70 yılların nesi? Siz ve siz e, Marksistler, sol eğilimli <laughs> arkadaşlarla biz dindarların <laughs> yaptığı ortak bir hata var. Siz insanlara iyi bir eğitim verince sınıfsız toplum olacağını zannettiniz. Biz de iyi bir eğitim verince e, adil bir toplum, toplum olacağını olsun, zannettik. Evet. Ama eğitim ötesinde sonra sizinkiler reklamcılıkla bizimkiler de müteahhitlikle buluşunca <laughs> işlerindeki kapitalizm yırtıcı kapitalizm çıktı. Yani, Nedir evet. biliyor musunuz? Bunun teminatı şu: evet. bir iyi eğitim vereceksiniz. Ama yetmez. İki evet. iklim ona göre olacak. Evet. Hep söylerim çöl şartlarında gül ağacı yetişmez. Bu yosluk ortamında bir insanın güç yozlaşmasından uzak kalması zorlaşır. Dur. Ama kurallar düzgün. Üç, kuralları uygulayacaksınız. Evet. Hediye konusunda benim takındığım tavır sebebiyle çok sert bir tartışma yaşadım Sayın Erdoğan'a ve çevresiyle. Hediyelerin devlete iade edilmesi iade konusunda. konusunda. Halbuki 1936 çıkan bir kanun var. O kanun beni bağlar. Yürürlükte oldukça bağlar. Hepimizi bağlar. Bunun dindarlıkla dindar olmamakla alakası yok. İnsanın Herkes ben şunu da bir, şey. bir kere gençlerden başlayarak herkesi ifade, bir Ramazan günü ki bu camianın içinde yani dediğiniz dindarlığı Allah ölçer, kimse de bilmez. Riya yapan bir dindar, riya yapmadan dua eden birine göre daha geridedir. Bunu biz bilemeyiz. Hmm. Ama bu kültürü muhafazakar kültürü diyeyim, tanıyan biri olarak söylüyorum. Evet. Şu anda Erdoğan'ın verdiği en büyük zarar din algısına yapılan yaptığı tahribattır ve ne olur Erdoğan'ın yaptığı hataları Bahçeli'nin e, Müslümanla Bahçeli'nin yaptığı hatalara milliyetçiliği e, bağlamayın. Bu hatalar bu kişilerin hatalarıdır. Hı -hı. Asla İslam diniyle ilgili bir e, yanlış algıya sebep vermemeli. Asla bir camiayı topluca Hı -hı. suçlayıcı olmamalı. Hı -hı. Ve ve benim biraz önce dediniz niye döndünüz siyasete açık ifade edeyim. Hı -hı. Önce kendi sorumluluğum Hı -hı. gereği, ikincisi mütedeyyin denilen, dindar denilen çevrelerle ilgili oluşan algıyı kurmak için. Bunların yani. hepsi yolsuzluklarla bedenmiş, bunlar güç yozlaşması yaşamış denmemesi için öyle bir ekip kurdu ki bizim Gelecek Partisi'nde her kesimden arkadaş var. Evet. Dürüst solcu arkadaşlar da var, Cumhuriyet Halk Partisi geçmişi olan, Marksist geçmişi olan, e, ülkücü arkadaşlar da var, e, muhafazakar arkadaşlar tabi. var. Tabii önemli olan şu andaki ölçü ideolojik bir ayrım değil. Siyasi ahlaktan Aynen. mı yanasın, siyasi ahlaka Aynen öyle. karşı mısın? Ee, bu geçen e, bir önemli kanaat önderle konuşurken ha. bizim Erdoğan'ı hani muhafazakar kesimin önemli Cumhurbaşkanı'na destek vermemiz gibi imalı olarak olarak Dedim ki sayın Cumhurbaşkanı en büyük zararı ha. din algısınadır. Bugün eğer gençler deizm'e, ateizme yöneliyorlarsa bunun sebebi gördükleri kötü örnekler, en büyük ha. sebebi. Çünkü ahlak sözle olan bir şey değil, hal ile görmek istiyor. İstediğiniz kadar her gün ahlaktan bahsedin, siz de göstereme, yaşanmazsa olmaz. Peki. Hep öyle derim ben duruş kitabında, ahlakçı olmayın, ahlaklı olmak lazım. Önemli olan da Bir şey soracağım, tarikatlara nasıl bakıyorsunuz? Cemaatlere, tarikatlara nasıl bakıyorsunuz? Ya yani Ben şöyle diyorum her seferinde, ben Kendimi hiç kimseye teslim etmedim arkadaş. Ne Kesin. aklımı teslim ederim, ne bedenimi teslim ederim. Siz de etmeyin diyorum. Siz siyasetçi olarak, muhafazakar bir siyasetçi olarak. Şöyle bakıyorum, çok Lütfen. net ifade Lütfen. edeyim. Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimet, insan insan kılan nimet akıldır. Ve her birimiz Allah'ın huzuruna tek başımıza çıkacağız. Tarikatla, partiyle sivil toplum kuruluşuyla değil, bir evet. sürüyle çıkmayacağız. Evet. Her gün Allah'ın karşısında namaz kılan birisi her gün Allah'ın karşısında tek başına hesap verdiğini düşünerek bunu yaptığı zaman namaz olur. Dolayısıyla insan aklına esir alan her tür tavra hangi at alır, altında olursa olsun ideoloji, Hı -hı. dini, seküler ona karşıyım Hı -hı. ve bunu gayri İslami bulurum. Hı -hı. Ben aklım bana aklı veren Allah'a hesap vermekle yükümlüyüm. Bunun yanında bir de insanın sosyal hayattaki ahlak anlayışı var. Hı -hı. Bakın geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu'yla Konya'da iftardaydık. Evet. Ben orada 13. yüzyıl Konya'sına atıfta bulundum. Hmm. Yani Hazreti Mevlana'ya, yani Hacı Bektaş hmm. Veli'ye, yani Ahi Evrana, yani e, Sadettin Konevi'ye. 13. yüzyıl Anadolu aydınlanmasının altın yüzyılıdır hmm. ve bunların hepsi, hepsi hemen hemen Hoca Ahmet Yesevi'nin Piri Türkistan denilen tarikat geleneğinin yolcularıdır. Tarikatı böyle e, bugünkü bazı çevrelerin değil, insan değil. aklını esir alan bir değil. yapısı olarak bir tasavvufu yolu. insanların ahlakını güzelleştiren ve hedefi insan ahlakını güzelleştirmek olan, evet. insan aklını yok etmek Rehmen. olmayan, Rehmen. yani FETÖ evet. gibi adanmış ruhlar hikayesi değildir tarikat, Hı -hı. tasavvuf. Hı -hı. Tasavvuf, insan ahlakını güzelleştirmek için Allah'ın zikrini esas alan bir yol. Hı -hı. Ama o zaman bu tarikatların tasavvuf ehlinin kesinlikle ticarete bulaşmaması e, lazım. Şirketler evet. kurmaması evet, lazım. Evet. Evran kendisi şirket kurmadı. Ahyaevran şir şey ticaret yapanlara ahlak öğretti. Kendisinin de bir şirketi olsaydı insanlar derdi ki kendi menfaatçi bunu öğretiyor. Tasavvufu tabi. ben hep söyledim. Tasavvufi yapıların asla şirketleşmemesi lazım. Asla siyasete girmemesi lazım. E, Şimdi bazı tarikat tasavvufi yapılar açıkça Erdoğan'a destek ifade ettiler. Şimdi bu doğru mu? Bence değil tabii. Değil tabii. Neye desteklersiniz? Ne Devlete destek yani. verin. Devlete kim olursa olsun halkın seçtiği partiye destek veremez. Bir lidere, bir kişiye destek veremez. Tabii, tabii. Verdiğiniz zaman ne olacak? 16 Mayıs sabahı başka bir iktidar geldiğinde siz onlara nasihat edemez hale geleceksiniz veya tavsiyede bulunamaz tabii, onu, hale geleceksiniz. Tabii, tabii. Dolayısıyla çok net ifade ediyorum. İnsan aklını esir alan kim olursa olsun karşıyım. Ama böyle tasavvufu, tarikatı, bütün bunları olursam, bunları evet. böyle bir karanlık e, çevre gibi yansıtmaya da karşıyım. Anladım. Onlar e, şirketleşmeden, siyasete bulaşmadan... Tabii devletin insanlarla de denetimi hakkında, burada. Ve, çok ve çok tabii devletin tabii Peki. şeffaf denetimine Peki. açık bir şekilde Peki. oldu mu? Hukuk devleti içinde şeffaflık... Peki güncene şey geleyim biraz. Şimdi diyelim ki siz... 14 Mayıs bitti. Millet ittifakı olarak. Siz Konya'dan mı giriyorsunuz tekrar? Yok ben milletvekili olmayacağım. Ha, ha, Cumhurbaşkanı. Siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Pardon pardon haklısınız. Şimdi diyelim ki kazandınız. Ne diyelim ki değil kazanacağız. <laughs> tamam hadi diyelim kazan kazandınız. <gülüyor> ha, <gülüyor> ha, ben değişim istiyorum zaten söylüyorum tabii, zaten. Tabii, ben tabii. mutlak Meraket, değişim Ben size vereceğim tabii. zaten yani. O kadar <laughs> o benim uyum net. <laughs> o kadar. Şimdi burada... E ekonomiyi nasıl ayağa kaldıracaksınız? ya Şimdi biz her gün ekonomi haberi veriyoruz. Etin kilosu olmuş 360 lira. Emekli yetmez diyor. İşçi yetmez diyor. EYT dünya kadar para. Yani ertelediler işte bak 15 Mayıs sabahı. Ha ülkeyi ne bekliyordu? Pardon ben başka bir şey. Sonunda kazanayım. <laughs> nasıl kaldıracaksınız bu ülkeyi? Kaç, ne kadar e, süre gerekecek? Bir yıl mı istiyorsunuz? İki yıl mı istiyorsunuz? Kemer sıkacak mıyız? Vergiler gelecek mi? Gelmeyecek mi? Şimdi onu biz 2300 maddelik o evet planda anlattık ama evet. ben basit şekilde şimdi ifade etmeye çalışayım. bir kere ekonomi de aynen biraz önce söylediğim gibi bir iklim meselesidir yani evet. hukuk yoksa ekonomi yoktur doğru demokrasi yoksa doğru. ekonomik kaynaklar bir grubun elinde işte şimdi olduğu gibi belli bir imar var onların elinde toplanır evet. geldiğimiz gün ilk tahvidimiz şu olacak hmm. Türkiye'de fikir özgürdür emek özgürdür sermaye özgürdür örgütlenme özgürdür hmm. ve insanlara güvence tabii vereceksiniz. güvence vereceksiniz hmm. bunu dediğiniz anda ve bunun gereğini yaptığınız anda ekonominin bir kere uygun şartlarda tabi çölleşmiş ekonominin önüne açacaksınız yağmur tabibiri caizse inecek şeyin için e, e, toplumsal iklime Sonra ehliyet temelinde bütün ekonomik kurumları yeniden yapılandıracağız bunun da planını açıkladık geçen sene Mayıs ayında Ek vergiler kurumları... gelecek mi Hayır vergi yeniden yapılandıracak ben vergi, vergi vatandaşlık hukukunun başlangıcıdır vergi veren vatandaş hak talep Kemer sıkacak mısınız ha, şöyle sıkacağız kemeri kemeri şu ana kadar hiçbir hukuk, hukuki kısıt olmadan servet transferiyle vahşi Hı -hı. servet transferiyle büyüyenlere sıkacağız Hı -hı. vatandaşa değil Hı -hı. vatandaşa değil vatandaş zaten yeteri kadar sıkılmış biraz önce if ifade edin. bakın ezine yağlı peynir 250 lira ya, ya, çok ee, gemlik zeytini 70 lira ya. makul bir şey etti mi 330 efendim 10 lira 15 lira pide 340 ya. e yanına da Çay deseniz bir kahvaltı, bir sahur sofrasının zeytin çok ve peynirden para. oluşan 500 lira. 500 lira ya, çok Şimdi daha nesini sıkacaksınız bu milletin? Hiçbir şekilde böyle bir politika olmayacak. Ama şu olacak. Vergiyi adil bir vergi düzenine geçeceğiz. Peki. Dolaylı vergiler değil. Heh, doğrudan, doğrudan, gelirden alınan tamam, vergiler. Tamam. Ee, bu esas üzerinde... Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da asgari, siz gelirseniz yapacak mısınız? Bakın temizle? asgari ücretin Türkiye'de... Türkiye Cumhuriyet tarihinde neredeyse Avrupa standartlarında en yüksek asgari ücreti 2016 yılında ben başbakanken 1 Ocak 2016'da ilan edildi. Avrupa'da Avrupa ortalamasını yakaladı Türkiye. Şimdi ise Avrupa'nın en düşük asgari ücretlerinden daha geri hala. Çünkü açlık sınırında bir asgari ücret, asgari ücret değildir. O zaman te Daha vahim Temmuz'da mi? ikinci bir zam olabilir mi asgari ücret? Olması olması şart. Bu bir lütuf değil. Hmm. Verdikleri asgari ücret eridi, bitti Fatih bitti, Bey. Evet, evet. E, mesele şu, sürdürülebilirlik. Enflasyon bu kadar yüksekse, as ne asgari ücret verirsen ver, 3 ayda biter. Evet. Enflasyonu aşağı indirirken asgari ücreti çıkarmak önemli. Evet. Onun için 2016 örnek verdim. Benim önüme bu doğru değil de diye getirenler oldu. 2016'da enflasyon Ocak ayında %7 civarındaydı. Üretici enflasyonu yüzde üç buçuktu. Biz askeriyete biz askeriyete yüzde otuz zam verdik. Hı hı. Üretici fiyatının on misli enflasyonun e, tüketici fiyatı indeksinde e, dört misli, beş misli. İşte bu yani, gelir adaleti. Şunun zekredir. sözünü anlat al alıyorum herhalde. Yani anladığım kadarıyla bir kere e, dolaylı vergiler yok. Kemer sıkma çok e, sıkı bir şekilde yok. Yok. Ekstra yok. vergiler çalışanın e, sırtına binmeyecek diye anlıyorum. Asker ücrette bir düzenleme olabilir diyorsunuz. Memur maaşlarında, emekli maaşlarında bir düzenleme olabilir mi? Kesinlikle. Şimdi nereden diyecekler ki nereden, para nerede? nereden bulacaksınız bu kaynağı? ha, ha, para ha şimdi onu söyleyeyim. Bakın geçen sene e, kur korumalı mevduata aktarılan kaynak 200 milyar Türk evet. lirası. Kur korumalı mevduat. Evet. Kimdir kur korumalı mevduattan istifade eden? Parası olan. Parası olan. Peki dün gece bir karar aldılar. Hani evet. o nas var ortada sana bana ne kur din Kur'an-ı Kerim'deki ayeti istismar eden evet. e, Erdoğan bir Ramazan gecesi kur korunmalı mevduatın tavan enflasyon şeyini faiz oranını serbest, serbest bıraktı. Verdi. Yani dedi ki isteyen İstediğine istediği kadar ver, faiz verebilir. verebilir. Ya Allah aşkına işte bu dindarlık değil. Hmm. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle kimse oynayamaz. Başarısız olursunuz, sizin başarısızlığınızdır. Evet. Ama yanlış bir ekonomi teorisiyle Kur'an-ı Kerim'e olan güveni sarsamaz. Burada biz kur korumalı mevduat gibi, ucube, benzer harcamaların tümünü kısacağız. İsrafı e, dur, dur, kısacağız. Tamamıyla yok, tamamıyla, tamamıyla, yok tamamıyla yok oldu. edeceğiz. yok edeceğiz. Ve yeni bir ekonomi, bütçe anlayışıyla e, 2016'da bizi engel olunmasalardı o bahsettiğiniz komplolarla, 2018, 2018'de denk bütçeye geliyordu Türkiye. Merak etmeyin. 2 yıl içinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz ve en geç 3 veya 4 yıl içinde 2 yıl patlamayacak yani masa değil mi? İttifak hayır, falan patlamaz hayır. yani. Öyle ya bir durum Allah yok. Öyle bir <laughs> o o beş tepe rüyası. <laughs> Erdoğan Ama işte bundan 3 hafta önce ya. neredeyse siz girdiniz de araya herhalde düzeldi tamam, Ama, düzeltim ama işte demek bakın Fatih Bey. E, günlük hayatta kriz i̇ki hep, Tabii. Kriz hep olur. 30 saniyemiz var. Kriz, 30 saniyemiz kriz 30 hep olur. Ama bir topluluğun gücü kriz çözme kabiliyetinde. Biz onu gücü gösterdik. Emekliye var mı bir şey? Var. Olacak e, tabii mı? tabii. Ol Emekli Türkiye'de emekliler onurlu bir hayat. Avrupalı bir peki. emeklinin elde ettiği hayat standartlarına ulaştırılacak. Bir şey soracağım çok kısa. Siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız ya. Sizin görev sahanız belli oldu e, mu? Değil. onlar sonra. Genel başkanlara görev sahası e, e, şey ha, olarak peki. E, işlevsel olarak tanımlanır ama genel peki. başkanlar ülkenin peki. genel siyasetiyle peki. ilgili bütünle ilgilenecekler. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Hayır olsun tekrar. Sağ olun. Bir reklama gideceğiz ardından kısacık veda edeceğim. Görüşmek üzere. Kapatıyoruz. Bizden hemen sonra Simge Fıstıkoğlu'nun Büyük Satranç Tahtası programı var. izleyebilirsiniz. Hafta sonu. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Pazartesi aynı saatte saat 19'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Var olun.